Futbol 55'ten herkese mutlu akşamlar. Her pazartesi olduğu gibi yine İlport Samsun Sporu ve TFF 1. Ligi konuştuğumuz programımızla karşınızdayız. Tabii ki artık özlem bitti. Futbol başladı. Hem evet. Süper Lig hem TFF 1. Ligi başladı. Biz ne kadar ilk haftayı bay geçiyor olsak da özlemişiz maç izlemeyi. Bugün bütün ligde oynanan karşılaşmaları da sizlere yine Noyan Alper Cappar'la birlikte yorumlayacağız. Alper hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Hayırlı İyisin. İyi Allah'a şükür olsun. Bir 4 günü bir kaçmaktan sonra evet. Geldik sağ olun. Caner'i getiremedik ama. bizler geldik. Caner bu haftayı da bay geçiyor. Caner önümüzdeki hafta itibariyle evet. Bizle birlikte olacak. Hatta bilmiyorum Perşembe günü Mustafa Hoca ile yayın yaparlar mı bilemiyorum ama Caner de önümüzdeki hafta bizle birlikte olacak diyelim ve artık klişe başlangıçlarımız vardır ya, özlediğimiz başlangıçlar. Şöyle bir haftanın şu zamana kadar alınan sonuçları ve puan durumuyla yayınımızı açalım. Yönetmenimden rica edeyim. Evet, haftanın sonuçları ekranınıza geldi. Şu anda Kocaeli Ümraniye maçı oynanıyor. TFF 1. Ligi'nin ilk haftasının kapanış maçı. Ümraniye Spor'un yani deplasman ekibinin 1-0'lık üstünlüğü var karşılaşmada. Yayına giderken biraz baktık biz de karşılaşmaya. Kocaeli Spor her ne kadar üstün oynasa da maçın başında Delvaye'nin kafa golüyle Ümraniye Spor 1-0 öne geçmişti. Haftanın sonuçlarına baktığımızda Gençler Birliği sahasında Eyüp Spor'a 4-2 mağlup oldu ve bu karşılaşmada, ki sezonun açılış mücadelesiydi, Umut Bulut sezonun ilk golünü kaydetti. Manisa FK deplasmanda İstanbul Spor'u 4-3 mağlup etti. Bandırma Spor yine deplasmanda Denizli Spor'u 2-0'la geçerken Balıkesir Spor kendi sahasında zorlandığı mücadelede Bolu Spor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Menemen Spor'da yine sahasındaki haftanın sürpriz sonuçlarından birisi diyebiliriz. Evet. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor'u 2-0'la geçti. Onun dışında Tuzla, Ankara Gücü, Keçiören Gücü, Altınordu ve Bursa Spor, Adana Spor mücadeleleri de 1-1'lik eşitlikle son buldu. Altta ikinci haftanın programını görüyorsunuz ki ikinci haftayı da biz açacağız. Cuma günü saat 20.30'da sahamızda Balıkesir Spor'u konuk edeceğiz diyelim ve biraz da puan durumuna bakalım. Gerçi ilk hafta hiçbir şey belli değil belki ama en azından şöyle bir rakiplerimizin sıralamalarını sizlere okumak isterim. Şu ana kadar ilk haftayı galibiyetle geçen Eyüp, Bandırma, Menemen, Manisa ve Balıkesir Spor'un 3'er puanları var. Şu anda lig Adana Spor, Altınordu, Ankara Gücü, Bursa, Keçiören Gücü, Tuzla, Kocaeli, biz, Ümraniye, İstanbul Spor, Bolu Spor, Gençler Birliği, Erzurum ve Denizli şeklinde sıralanıyor. Tabii bizim 0 olduğunu görüyorsunuz. Biz çünkü ilk haftayı bay geçiyoruz. Şu anda Kocaeli Ümraniye maçı da devam ettiği için bu karşılaşmanın henüz bitmediğinden dolayı o da puan durumuna yansımadı. Bunu da hatırlatmak lazım. Bu maçla ilgili de gol veya önemli bir şey olduğu zaman programımız boyunca sizlere ifade edeceğiz. Hatta şöyle söyleyeyim. Dakika 33, deplasman ekibi Ümraniye Spor'un 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Evet Alper, hayırlı uğurlu olsun diyelim yeni sezon. Neler söylersin sen yeni evet, sezona dair? Mayıs ayından sonra merakla beklediğimiz, heyecanla evet. beklediğimiz lig tekrar başladı. Geçen sene tabii büyük bir hüsranla tamamladığımız ligi bu sene inşallah ilk Bandırma maçıyla, işte Balıkesir maçıyla birlikte açacağız. Maçların özetlerine baktım. Hani biraz da şehir dışında olduğum için sadece özetleri evet. izleyebildim. En çarpıcı maç bana İstanbul-Manisa maçı geldi mesela. Çok çarpıcı. Dediğin gibi Menemen-Erzurum Spor maçı çok beni şaşırtan bir maç evet. oldu. Hani öyle bir skor beklemiyordum ama özellikle Manisa'nın bildiğimiz bir oyuncu, işte Orgil gibi bir isimle bir golcünün ne kadar fark ettiğini böyle maçlarda işte aynısını İstanbul Spor için de söyleyebiliriz. İbrahim tabii, Yılmaz da 3 gol attı. O da ettirik yani. Yaptı. Yani hani, ama şimdi şey, orada arada biraz fark var. O son dakikadaki penaltıyı kullanıp tane evet, ettirik evet. yaptı ama Orgül gerçekten 2 tane çok güzel gole imza attı. Hani ilk golü pek fazla bir şey demeyebiliriz. Boş kaleye bıraktı ama diğer 2 gol gerçekten de güzeldi. Tabii maçta birazdan yorumlayacağız. Teker teker yorumlayacağız ama yine
Keçiören Altınordu maçı beraber yaptı. O da keyifli maç keyifli oldu. Maç. Bursa Adana maçı keyifli maç oldu. Bursa Adana maçı keyifli maç oldu ama 1 dakika 52 saniyelik özeti var. Baktım maç içerisinde bir şeyler var mı diye baktım ama. Tempo vardı karşılaşmada. Ben maçın 90 dakikasını izledim. Tempo vardı. Ama işte kalelerde çok ciddi pozisyona yansımadı bu. Ya tabii daha bu ligin ilk haftası. Evet. Hani bir daha tabii. Bir tempo takımlar tempolarını yakalayacak. Gerçi Bursa daha ilk haftadan hoca değişikliğinde de gitti. Hemen Mustafa Erdoğan. Konuşacağız daha sonra. Evet, evet. Yani sezonun ilk. Ya biz tabii özellikle hatırlarsın Bolu'ya gittiğimizde kampa evet. Bursa Spor'la hazırlık maçı vardı. Ben orada demiştim yani bu ligden ilk Mustafa Hoca gider. Evet. Neden? Biraz da şundan dolayı. Yani daha çok bu zamana kadar hep genç takımları yönetmiş. İşte yabancı oyuncu geldiğinde ne yapar, ne katar, ne verebilir? Bunlar hep soru işaretiydi kafamda. İlk o gider diyorduk. Öyle oldu. Doğru bir şey mi? Doğru bir şey mi bu şekilde veda etmesi? Bence doğru değil. Yani sezon başında bunu şey yapabilir. Yani 2-3 hafta hiç onunla başlama değil mi yani? Yani ya da 2-3 hafta önce kamp dönemini baktın, geçirdin ki ben hani o gün seninle de konuşurken ne dedik mesela? Transfer tahtası açılıyormuş Bursa'nın. Evet. Mustafa Hoca zaten gider. Hani çünkü öyle transferlerle dedik. Olmaz dedik. Yani madem transfer tahtasını açıyorsun ya o futbolcu grubunu yönetebilecek bir hocayla başlamak. Madem hocana da güvenmedin ki ben hani sosyal medyada da gördüm. Hoca kendisi istifa etmiş ama tabii hocanın da rahatsız olduğu konular varmış. İşte kendisi paylaştığı için ifade ediyorum. Yoksa Bursa Spor'u çok sıkı fıkı takip ettiğimizden değil sosyal medyada gördüğümüzden daha ilk puan kaybından hemen taraftar kelle uçurmak istiyor. Kelle istiyor biraz da bundan dolayı istifa ettim dedi. Demek ki gidişatta mı kendisini rahat görmedi, rahat hissetmedi? Geçense, bu işte, da işin ayrı bir boyutu. Geçen sene ne yapacaklardı o zaman? Geçen sene U19'larla oynadılar. Yani U19 yaşındaki çocuklar sahaya çıktı, oynadı, başladı. Mustafa Hoca çok da başarılı bir sezon tamamladı. Yani. Belki de bu sene Bursa çıkacaksa lige, geçen yıl atıldı tabii bunun adımları, tohumları. Kesinlikle öyle. Evet. Kesinlikle öyle. Evet, ilk teknik direktör değişikliğinde ilk hafta itibariyle yaşadık. Ondan da iki gün önce Süper Lig'de bir değişiklik vardı. Kasımpaşa hocasını gönderdi Şenol Can'ı. Ama. Yani Kasımpaşa bir sezon içinde Kasımpaşa'ya bir sınırlandırma getirirsin yani Kasımpaşa'ya gençler bile. 4 hoca değiştirmeden olmuyor onlar yani 3-4 bandında gidiyorlar yani Kasımpaşa'da evet. Öyle bir şey var. Ya onu nasıl işte yani Kasımpaşa'yı Ciner'lerin galiba değil mi Kasımpaşa? Yani hani Turgay Ciner başkanı. Bu kadar basit olmamalı ya. Yani dediğim gibi bir sınırlama. Hani biz seninle sık sık yolda konuşuyoruz. Şimdi yani şeyin sınırlaması var. Hocanın sınırlaması var. Hoca bir yılda iki takım çalıştırabiliyor. Kulübe de bir sınırlama gelmesi lazım. Yani ve şöyle olabilir yani afaki konuşuyoruz belki ama 3 teknik adam değiştirme hakkım var. 3.'yü de gönderdin. Kaç haftan kaldı? 5 hafta vardı ligin bitmesinde. 5 maçın her maça atıyorum 1 milyon lira ceza. Böyle bir yaptırım olmadan bu teknik adam değişikliklerinin önüne geçilemeyecek. Yani sezonun bütün hazırlık dönemini geçir. Transferleri yap ilk haftadan hoca gönder. Yani şeyde bekleyen, tilkide bekleyen hocalar da var. Yani onlar zaten evet tabii. Bakkalar sene bilmem ne bir Ümit Özat hocalar. Şunu da söyleyeyim. Az önce Ümit Özat demişken. Ümit Özat da şimdi çalıştıracak takım bulamadı. Çıkacak kanal da bulamadı. Kendi YouTube kanalında maçları yorumluyor. Kendi kanalını kurmuş o da. Tabii şu da var. Bursa hoca değişikliği derken tabii Bursa'da şöyle bir baktık. Ertuğrul Sağlam ismi tabii çok gündemdeydi. Geçen yılda biliyorsunuz Yılport Samsun Spor'u çalıştırdı. Bir önceki yılda Yılport Samsun Spor'daydı. Ertuğrul Hoca da bir açıklama yayınladı sosyal medya hesabından. Bursa Spor taraflarına ilgisinden dolayı teşekkür etti ama Süper Lig'de çalışmak istediğini söyledi. Yani o da pusuya yatan uçalardan birisi diyelim o zaman şu anda. Şunu bir Süper Lig için. Aslında. Bugün görünüşe göre herhalde İrfan Hoca gidici. Yani Malatya'da 5 diyen son ama bilmiyorum kaç oldu şu ana kadar. Böyle bir durum var. Yani Ertuğrul, bu lig Ertuğrul Hoca'nın ligi değil. 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 Değil, yani, değil bu ligde. Değil. Yani Ertuğrul Hoca bu ligdeki oyuncu grubunu da tanımıyor. Ve hani bu oyuncu grubunu nasıl maça konsantre edeceğini de. Evet. Çünkü hani TFF ikincilikten çıkarken bir üst lige zaten bir havamız var. Yani çıkıyorduk zaten o takım çıkıyordu. Yani Ertuğrul Hoca ile birlikte bir hava yakaladık. Ama bu ligde de yani geçen sene de başarılı olduk mu? Başarılı olduk normalde. Yani sadece Ertuğrul Hoca çok önemli maçları, işte örnek veriyorum Giresun, örnek veriyorum Menemen maçı, kritik maçları geçemedi. Sınıfta kaldı. Dolayısıyla da lig hayal oldu. Yani Altınordu final maçı oynuyorsun. Geçen bir önceki maçtaki kadroyla aynı şekilde sahaya çıkıyoruz. Yani
çok fazla kadroyla oynayamadı. Evet. Ya da ki çok elinde, fazla oyuncu grubu mu elinde, onun acaba? Elinde şey o imkan da vardı. Vardı yani. Hani, işte, gerçi her ne kadar az sonra konuşacağız gerçi ama başkan geçen seneki takım çok mu iyiydi diye bir tweet attı yine ama yani geçen seneki takım iyiydiyse demek ki bizim sadece formamız çıktı 70 puan topladı. Yani şimdi geçen sene şey yapmak gerekir. Yani açarsın arşivleri. Hangi futbolcu için hangi yorumları yapmışlar? O zaman olmaz yani. Hani şimdi evet. Yalandan yeri burada polemik yazmış şey yapmaya gerek yok. Ya futbolcu grubu siz dediniz 25 Nisan'da meydanda buluşalım diye. Ben demedim. Biz hep birlikte destekledik. Hani onun için yok işte geçen seneki takım bu seneki takım karşılaştırmasını yapmanın mantığı yok. Evet. Yok bence yani. De ben de aynı gereksiz. Şekilde düşünüyorum ama işte yapılan açıklamaları herkes biliyor sonuçta. Evet. O tweet mi bu şu anda? Evet. Yönetmenimden rica edeyim versin. Yüksel Başkan tabi bu ara yine çok aktif şeydi Twitter'da. Kendisine gelen yorumlara da biraz da böyle kinayeli cevaplar veriyor. Yine gelen bir yoruma bu yorumu yaptı Sayın Başkan. Dedi ki sanki geçen seneki takım çok süperdi de şimdi de yeni takımı beğenmiyorsunuz. Biraz vakite ihtiyacımız var. Henüz transfer sezonu kapanmadı. Esin Akay'ın kalması zor. Hocanın kararına bağlı. Hocaya saygı göstermeliyiz. Her gün bu oyuncularla antrenmanda ondan daha iyi bilemeyiz diyor Başkan. Şu sözüne kesinlikle katılıyorum. Hocanın kararına hakikaten saygı göstermemiz lazım. Bu bir. Ama Başkan hocanın kararına saygı gösterirken bir ay önce sözleşme imzaladığı oyuncunun yetersiz olmasından dolayı bu oyuncuyu kendisine öneren, aldıran, alanlara da bir yaptırım uygularsa tabii ki hocanın kararına da sonuna kadar saygı duyacağız. Bunda yapacak bir şeyimiz yok ama başkan kandırıldım, ücreti arttırıldı, şu oldu, bu oldu diye hep bazı şeyleri öteliyor gibi geliyor bana. Yani iki ay önce almışsın oyuncuyu, şimdi hoca beğenmiyor. İşte onun dışında adı geçen başka isimler de var. Hadi onları dillendirmeyelim burada. Çocuklar hala antrenmandalar. Ama bir yanlışlık, bir gariplik var yani. Ya şimdi açıklamayı tekrar verebilir misin yönetmenim, yani başkanım? Şimdi ben tabii sosyal medyadan takip ettim başkan, hani kimle ne sohbet. Evet. Sorulara da baktım, hani kimle sorular da biraz ben, şunu da söylüyor. Sorular da böyle iğneleyici sanki başkan sorular. Böyle hani, sinirlensin yani, de bir şeyler desin gibi sorular. O da var. Aynen o şekilde. Yani dediğin gibi baktım, hani acaba dedim başkan niye bu cevabı vermiş evet. diye. Çünkü hani başkan normalde son zamanlarda tweetlerinde çok fazla böyle şey yapmıyordu. Sadece birkaç defa taraftarlarla ilgili bir işte kombine ve formalarla evet. ilgili bazı şeyler. Şimdi geçen seneki takım süperdi de şimdi içinde yeni takım beğenmiyorsun. Şimdi kimse yeni takım beğenmiyor değil. Taraftarlar, camia yapılan transferleri şu anda ya yeterli görmüyor ya da güvenmiyor. Ya da güvenmiyor. Yani şimdi burada kimse biz hani beğenmiyor anlamında kimse şey değil. Herkes hepsi birbirinden değerli. Ama şimdi bu açıklamayı yaptıktan sonra eğer Esin Akaj'ın takımdan gönderileceğini söylüyorsa o zaman ben transfer politikanı seni bir gözden geçiririm. Evet. Niye aldın o zaman? Niye aldın o zaman? Yani hani niye getirdin? Hani fırsat transferi miydi? Fırsat transferi ise baştan bunun açıklamasını yapardın. Derdik arkadaşlar böyle bu fırsat transferi. Bir kere şu var, şunun planlaması bile yapılamamış. Yani 8 yabancı alabiliyorsun. 8. yabancıyı alamıyoruz şu anda yani. Ona geleceğim mesela. Yani bu transfer komitesi, scout ekibi bu TFF'deki 94 doğumlu. 97. Yani. 97 bir doğumlu. Tanesi 97 veya daha küçük olmalı. Kuralı bilmiyor muydu şimdi yani? Evet. Bu transferi yaparlarken, bu transfer sürecinde bilmiyorlar mıydı? Da şimdi yabancı sayısı 8'e gelince birden 7'ye düştü. İşte Hakaj mı gitsin, Çınar mı gitsin, Mehmet mi, Ahmet mi, bunu tartışıyoruz. Yani evet. Şimdi başkan açıklamaları ben tamam. Başkana sorulan sorular biraz iğneleyici sorular ama şimdi hocanın kararına saygı göstermeliyiz diyor. Tamam evet, hocanın kararına saygı gösteriyoruz. Hep birlikte gösteriyoruz. Ve ben Mehmet Hoca'nın gerçekten de adil bir forma sağlayacağını düşünüyorum. Yani kafasında bir 11 var, o ayrı mesele. Mutlaka olacak. Mutlaka olacak. Ama şimdi her gün oyuncularla birlikte oydu. Hani ondan daha iyi bile. Evet ondan daha iyi. Tamam işte geçen sene de biz Ertuğrul Hoca'ya güvendik. Aynısını yaptınız. İşte son haftalarda 3 tane kelleyi almasaydınız, 3 futbolcunun kadro dışı bırakmasaydınız, evet. kaos daha da yara daha da derinleşecekti. Şimdi burada topu hocaya mı atıyoruz? Ya Hakaj'ı hoca istememiştir büyük bir olasılıkla.
Ya ben hocayla görüştüğümde bazı oyuncular için daha hoca gelmeden alınmıştı ya oyuncular. Ya bunlar işte niye alınmış demişti bana. Hani ben söylemeyeyim onların isimlerini de. Ya şimdi burada transfer komitesinin yapmış olduğu hata mı diyelim veya nasıl bir yorum vereceğim? Bunu şimdiden daha kafa dakika bir gol bir hocaya yüklemeyelim yani. Evet. Ben bu mesajdan hocaya yükleniliyor bu. Yok sanki... burada hocalık bir durum yok bence. Hani... Yani ben samimi söyleyeyim burada işin içinden en çabuk sıyrılacak hocadır. Ben gelmeden yapılmış bir hocak sıyrılır yani. Çıkar gider yani. Çünkü yani Hagaj'ı niye aldınız? O zaman insan onu soruyor otomatikman. Yani evet. Niye aldınız? Şimdi tabii hazırlık maçları ölçü değildir. Bunu ifade etmek gerekir. Belki bir şey verebilir ama böyle tam anlamıyla da vermez. Hazırlık maçı en nihayetinde. Oyuncu bile %30'la falan oynar. Yani öyle sıkmaz kendini ama baktığımız zaman özellikle bazı transferleri, ya bunların Samsunspor'da ne işi var dediğimiz isimler var. Şimdi isimlerini zikretmeyelim burada. Daha sezon başlamadı. Hemen oyunculara yüklenmeyelim. Dediğim gibi bir de hazırlık maçı. İyiyse de çok iyi denmez. Kötüyse de çok kötü denmez oyuncu için. Ama bazıları var ki hakikaten çok sırıtıyorlar. Yani o forma altında çok sırıtıyorlar. Başkanın bu açıklamalarını vermişken bir de ayağımı yorganıma göre uzattım diye bir açıklaması vardı başkanın. Evet bu. Bunu da isteyeyim yönetmenimden. Burada da diyor ki başkan, Samsunspor'a futbolcu öneren menajerler neredeyse 1,5-2 katı para istiyorlar. O nedenle sizin bilmediğiniz şeyler oluyor. Rakipler bu pazarlığı kızıştırıyor. Parasız transfer yapılamıyor. Şehir takımına sahip çıkmayınca ben de ayağımı yorgana göre uzatıyorum diyor. Başkan, bu herhalde Cece ile ilgili bir soru üzerinden gelen bir şeydi, başkanın yorumuydu, attığı tweetti. Şimdi tabii burada şu cümle dikkatimi çekince ben de bir araştırdık tabii. Gerçi haberler de oldu. İhlas Haber Ajansı bununla ilgili bir haber de yayınladı. Başkan ne diyor? Şehir takımına sahip çıkmayınca ben de ayağımı yorganıma göre uzattım. Yani planlı, artık ucuz maliyetli mi dersiniz, bir transfer yaptık diyor. Ödemeden bir transfer yaptık diyor. Şu transfer market verilerini verelim yönetmemden, onu da rica edeyim. Şu anda transfer market verilerine göre ligin en pahalı takımı 14.7 milyon euroluk takım bütçesiyle Bursaspor. Ki Bursaspor da son dönemde iki tane flash transfer yaptı. Massimo Bruno 1,5 milyon euro bonservis bedeli. Bir de Tim Matas, o da 1,8 milyon euro. Yani bu iki flash transferi çıktığınız zaman Bursaspor'un maliyeti de 11,4 milyon euroya düşüyor. Ve Samsunspor da 12,8 milyon euro ile ligin en pahalı takımı oluyor. Hadi o olmasa bile şu anda Samsunspor ligin en pahalı ikinci takımı. Evet. Bu mu ayağımızı yorganımıza göre uzatmak? 20 transfer yaptık. 20 transfer yaptık. Hani gidenlerle 20 mi 21 mi oldu? Az sonra sayarız yine de. 20 veya 21. 20 oldu. 20 transfer oldu, evet. Yaptık. Tabii yani şey 12 milyon civarında bir mali değeri. 120 milyon TL yani takımın mali. Ya burada başkan bir gözle şunu demek istiyor. Yani kaç tane futbolcuya bonservis verdik bilmiyorum. Hani şu andaki gelenler arasında. Gençlere verdik mi? Çok. Yani çok öyle bir bonservis bedeli fiyatı ben duymadım çok fazla. Hani verilirse de cüzi miktarda ufak rakamlar verilmiştir. Bir sonraki satıştan pay falan olabilir. Şeylerde, yani şimdi sözleşmelerde. Burada aslında olan şey futbolcu değerlerinin aldığı paralar yüksek. Yani buradan onu görüyoruz mesela. Yani alınan paralar yüksek. Onun için biz şu anda 12 milyon. Yani futbolcunun değeri yüksek. Takımın da en pahalı oyuncusu 1 milyon euro değerli Hasan Kılıç. 900 bin avro, euro değerli de Nurullah Aslan. Yani en pahalı oyuncular da bunlar. 900 bin avro mu alıyor Nurullah? Yani piyasa değeri. Ha, piyasa bu takımın piyasa değeri zaten. Piyasa değeri. Yasin onlardan daha fazla değil mi? Değil. Ya vallahi piyasa değeri düşük Yasin'in. Gerek yaşı itibariyle gerek yani. Şey o da vardır. Verilere siz de ulaşabilirsiniz. Ya ilginç işte diyorum ya hani bir yandan başka bir şey söylüyor başkan ama ortaya konulan başka bir şey var. İşte ya bu işte o açıklamaya geldiğimizde aslında hani başkan evet bu sene ayağını yorgana göre uzattı. Bence çok mantıklı iş yaptı. Bunu da söyleyeyim yani. Gençleşti takım. Gençleşti. Geleceğin temelleri yani. Atıldı. Evet. Bunlar da yani hem fikiriz. Hiç sıkıntı yok. Bugün
Orta sahaya Cihan Karaman, Cihan Karaman değil mi? Yani evet, öyle çok, bir çocuğu getirmek, böyle bir topçuyu oyuncu getirmek çok gerçekten çok önemli. Çünkü yani eğer o çocuk sürekli forma şansı bular ve o futbol kalitesi, futbol zekasını kaybetmezse, körelmezse 2 sene sonra satarsın o çocuğu üst lige. Yani üst lige değil yani Beşiktaş'a, Fener'e, Galatasaray'a pazarlayabilirsin, Trabzon'a pazarlayabilirsin yani çünkü çocukta yetenek var. Var var, çok yetenekli çok oyuncu yetenekli. Yani. Şimdi bu seneki transfer politikasını bonservis bakımından eleştiremem. Niye? Çünkü çok fazla böyle hani geçen seneki ödediğimiz bonservis rakamlarını hiç konuşmadık bu sene. Ya işte Tomani'ye şöyle bonservis verilmiş, buna böyle bonservis. Bu sene onu konuşmadık. Bu sene gelen futbolcuların hani verilmişti mutlaka bonservis bedelleri bazı futbolculara verilmiştir ama benim burada takıldığım konu yine şu. Şehir takımına sahip çıkmayınca. Ya bununla ilgili 3 seneden beri zaten aynı şeyleri söylüyorsunuz. Bu şehir Samsun'a sahip çıkmıyor. Sadece işte formasını alan taraftar var. Kombinesini alan taraftar var. Neden? Bunun sebebi belli. Ve her zaman da söylüyoruz. Yani şehrin takımına sahip çıkabilmesi için şehirle takım bütünleştirmen lazım. Tamam. Kimle bütünleşir? Belediyelerle, iş adamlarıyla, STK'larla, herkese bütünleştirmen lazım. Ama sen yani yönetim olarak, bir şey olarak bunu yapmıyorsun. Sonra da diyorsun ki şehir benimle, şehir takımına sahip çıkmıyor. Gerçek Samspor'u zaten sevdalısı olan o taraftar grupları zaten ellerinden geldiğince tabii, sen 189 lira diyorsun formaya gidip alıyor 189 liraya. Evet. Veya işte kombine diyorsun bir şekilde alıyor kombineyi. Ama şimdi örnek veriyorum. Bu takım şampiyonlar giderse o tribünleri zaten doldurursun. Yani o yarı yarı ama bu takım olmazsa geçen sene gibi başarısızlıklarla bir hani sıkıntılı maçlar yaşarsa yine aynı sıkıntıları yaşarsın. Taraftarla yine aynı şeyde sıkıntılar yaşarsın. Şimdi Yüksel Başkan şunu öncelikle fark etmeli. Yönetimdeki arkadaşlar şeyler, Mustafa Topaldı olsun, işte Beysel Bey şu. 1,5 sene öncekileri havaları yok. Hani ilk geldiklerinde İsmail Önök'ten sonra da hani aldıkları o dönemdeki havaları yok. Evet. Sosyal medyada da yok. Yani o şeyde de yok. Çünkü bugün yani 1,5 sene önce herkes yapılan bütün transferleri şöyle böyle diyordu. Bugün taraftar eleştiriyor. Hani eleştiriye açık olmayacaksa bu iş olmaz. Ya eleştiriye mutlaka açık olmak. Bir de geçmişte olmak gördüğü hatalarla birlikte eleştiriyor. Tabii yani bak bu geçen sene diyor bunu yaptınız diyor. Şimdi ya şunu yapıyorsunuz diyor. Yani olmuyor diyor. Yani biriyle uymuyor diyor. Ve bu işi kavga ederek de çözemezsiniz. Yani ılımlı yaklaşmak zorundasınız, iletişim kurmak zorundasınız. Onun için de ben başkanın şehir takımına sahip çıkmayınca kelimesine katılmıyorum. Onu yapan onlar zaten. Ben bu işin karşılıklı olduğunu düşünüyorum. Karşılıklı. Yani, yani bizim kulübün takımda, yapmış olduğu bir takım şey. Takım da şehirden uzaklaşıyor. Takım evet. Şehirden uzaklaşınca şehir de uzaklaşıyor. Yani en reklam, kötü bir örnek vereyim mi? Reklam sana, alanları yani, hala bomboş. Sana en kötü bir örneği vereyim mi? Yani burada belki hiç kızacaklar ama Samspor tarihi boyunca hiçbir zaman Yıldırım Tavrı'da imza töreni yapmamıştır abi. Erzan Durasan tesislerinde olmuştur. Evet. Ya biz imzaları İstanbul'dan öğrenmeye başladık. Ya çok zor değil yeni transferlerle şurada bir iki soru sormak. İşte niye Samspor tercih edin? Biz bunları göremiyoruz mesela. Durasan tesislerinde imza atılmıyor. Yıldırım Tavrı'da imzalar atılıyor. Samspor'a futbolcu geliyor idmana çıkıyor. Dolayısıyla hani şehir takımına sahip çıkmıyor deyince işte dakika bir bak ben cami basın içinde olarak söylüyorum mesela. Evet. Ya biz alışık değil miyiz? Sen alışık değil miydin? İster istemez uzaklaşıyoruz. Tabii, yani. Alışık değil misin? Ve şu başladı. Haftanın bir günü idman açılması. İşte 15-20 dakika. Tamam açılsın biz her gün açılsın demiyoruz. Yani pandemi şartta her gün açılsın. Ya bu kadar içinize kapanmayın. Tamam. Bu kadar kapanmayın. Hazırlık maçı yapıyorsun. Örnek veriyorum falan. Ya o tribünde futbol şey taraftar maçı izlemesi çok büyük bir sorun değil. Belki biraz tesisin fizik şartlarından dolayı yapılmadı ama bu arada şunu da söyleyeyim. Çok fazla ya işte hocayı niye almıyorsunuz, konuk niye almıyorsunuz diye şey vardı. Hocayı ikinci kez davet evet. ettim ben yayına. Hoca bir karar aldığını ve hiç maç oynamadan hiçbir yayına çıkmayacağını söyledi. Hiç oyunu oynamak evet. Ben de hocam karar sizindir, saygı duyuyoruz, her zaman da yanındayız. Allah yolunuzu açık etsin dedim. İnşallah da hocam kazansın da ligde gerisi önemli gerisi değil. Bir önemli, şekilde çıkar tabii. yayına. Bunu da belirtmek istedim diyelim ve tabii sizlerden de yorumlar geliyor. Az sonra onları da okuyacağız. Bir Fofana mevzu var. Bir menajer Sedat Yeşilkaya
bir fotoğraf paylaştı Fofana ile ilgili. Bulunduğu yerde Yıldırım Tavur'a benzetildi Samsunsporlu taraftarlardan ama biz de tam yayına girerken olan bir hadiseydi. Açıkçası herhangi bir şeyi teyit ettirebildiğimiz bir durumda yok. Orası Yıldırım Tavur mıdır? Samsunspor'un bu oyuncuyla ilgili böyle bir inisiyatifi var mıdır? Bilemiyoruz ancak yayından sonra bakabileceğiz bunlara. Kaç yaşında? Hiç bilmiyorum, hiç bakamadım o ara. Yani evet, bildiğimiz yani Fofana mı, başka bir oyuncu mu? Orası Yıldırım Tavır mı? Yani tamam benziyor ama bunlar hep soru işareti. Tabii diyorum ya, Fofana dünya kadar Fofana var. Bu acaba hangisi? Bu benziyor. Şu anda internet. Evet, fotoğraftakine benziyor bu. Evet. 29. Ya olabilir çünkü bizim sol kanat. Değildir ya. Bizim sağ kanada ihtiyacımız var. Sağa almamız lazım. Dediğim gibi net bir şey söyleyemiyoruz bununla ilgili. Evet, son takımı yeni Malatya'ydı. Geçen sezon herhalde yeni Malatya'da oynadı. Ama şu anda olumlu veya olumsuz bir şey söyleyemiyorum. Tam yayına girerken olan bir hadiseydi diyelim. Biraz sizlerden gelenleri okuyalım. Ardından birincilikte ilk haftanın maçları oynandı. Oynanan maçlara dair notlar aldım ben her maçı izlerken. Önemli bilgiler paylaşacağım sizle. Öne çıkan oyuncular, takımların son durumlarıyla alakalı. Şöyle bir gelen yorumlara bakalım. Sizlerden de ricamız, tabii maç haftası başladı. Bugün de şu anda hem Süper Lig'de hem TFF 1. Lig'de oynanan maçlar var. Sizlerden ricamız, lütfen yayınımızı beğenip paylaşırsanız daha fazla renk taşımıza ulaşmış oluruz. Çağatay Tacir yazmış, iyi yayınlar, inşallah sezon hayırlı olur demiş. Ümit Irmak yazmış, Fofana'yı sormuş o da. Hüseyin Şenoğlu, hayırlı yayınlar, bu sene yüzümüz gülecek, süper denen lige çıkacağız inşallah demiş. Ömer Faruk Ak yazmış, Caner'i sormuş, söyledik. Caner bir dahaki hafta bizde artık. Kosovalı 55 İstanbul'dan selamlar demiş. Mesut Belur yazmış. Bir forvet soran var, bir izleyicimiz. Oren soy ismi. Avni Yaman selamlar, yeni sezonda yine TV kayıdayız demiş. Teşekkür ederiz. Onur Erat bir mesajı var. Hakan Göksu'nun mesajları var. Metin Öz yazmış. İlk çıkacak takım Manisa olur demiş. Daha ilk haftada ilk çıkacak takımı belirlemiş izleyicimiz. Helal olsun diyelim. Sefer Yılmaz, Samsun Spor'da bence takım çok gençleştirildi. Bu takıma tecrübeli isim lazım demiş. Bir Adana Demirsporlu olarak söylüyorum bunu demiş. Yani tecrübeli isimler de var aslında. Hasan, Diamonde, Osman, Yasin, Gökhan, aslında tecrübeli isimler de var. Boli sayabiliriz. O da tecrübeli isimlerden birisi. Ama bu da bir yorum tabii. King of the North yazmış. Yine şöyle yeni isimlere bakalım. Sefer Yılmaz mesajları var. Samsun Spor izleyicimizin niki. Şu anda Kocaeli Ümraniye maçını izliyorum. Adamlar ne transferler yapmışlar demiş. Kim? Kocaeli Ümraniye maçını izliyormuş izleyicimiz de. Ne transfer yapmış adamlar diyor. Yani ligin en iyi takımlarından biri olacak. Evet. Yani şampiyonu kadarlarından biri. Kemal Topal Berlin'den selamlar demiş. 20 transfer olmaz takıma, yazık oluyor demiş. 18'de gitti. Hoca evet 18'de gitti. Hoca bir iki haftaya gider demiş ama ben öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Hocanın kredisi ne zaman işine karışılırsa hoca o zaman gider. Evet. Bunu açıklayayım. Veya işler hakikaten çok kötü gider de. O zaman yani gider. Yani 6. 7. haftayı görmüşüzdür. Takım bir türlü yok olmuyordur. Belki o zaman ama hocanın kredisi var ya. Ya da hocanın işine müdahale edilirse gider. Yani diğer türlü ben Mehmet hocanın yani gideceğini bırakacağım zannetmiyorum. Vilat Vladimir Lefkoşa'dan selamlar demiş. Selamlar olsun yavru vatana. Can 1965 yazmış. Taraftar daha ne yapsın demiş. Başarı olmamasına rağmen taraftar her şeyi yapıyor demiş. Formalarımızı da aldık demiş bir izleyicimiz. Evet, taraftarın yapacağı bu, forma alacak, kombinesini alacak. Taraftarın forma almasıyla kalan iş biraz yukarıdan çözülecek değil mi yani şimdi? Şimdi yani taraftar isterse 10 bin tane forma alsın, 15 bin tane forma alsın, en fazla 5 tane. Mesela futbolcu parasını verebiliyorsun. Tabii canım, şöyle söyleyeyim, bir tane Malatyalı bir kablo şirketi diyeyim. Önceden Fenerbahçe'ye sponsor oluyordu. Evet. İşte bayan basketbol takımına falan. Malatyaspor'a küsmüş bu adam. Bir şekilde birleştirmişler. Bugün Malatyaspor o kablo şirketiyle yeni sezon öncesi sponsorluk anlaşması imzaladı. İşte yani bu işler biraz tepelerden çözülüyor. Bunun için de iki tarafın da birbirine adım atması lazım diye düşünüyorum. Şunu yapmak lazım, öğrenmek lazım. Samspor
önüne isim almak istiyor mu? İstemiyor mu? Önce bunun bir kararını vermek zorunda. İstiyorsa ne? Kaç para? Kaç para istiyor? Mesela Bursa falan açıkladı. Göğüs işte reklamı yıllık 650 bin euro mu dediler? Yok, o stat ismi için dediler 650 yani bin euro. Önce Sağspor'un bunun kararını vermesi lazım. Sağspor forma sponsoru istiyor mu? Stadyum sponsoru istiyor mu? İşte takımın önüne isim istemiyor. Yani onu Yılport şey yapıyor. Evet. Formanın önüne reklam için bir... Ya da bunu istiyorsa bunun bedeli ne kadar? Veya istiyor da biri çıktı ben 1 milyon dedim az mı geldi? Her maç biraz gizli saklı. Satılmak isteniyor. Satılmak istiyorsa her bir maçın bedeli ne kadar? Evet. Ya da kimlere gittiniz? Bununla ilgili gidip birilerinin kapısını çaldınız. Ya başkan biraz şöyle düşünüyor. Bence yanlış düşünüyor. Ya bura bir şirket, bu tarz rakamlar gizli kalmalı diye düşünüyor ama ya bunu şirket olan takımlar da açıklıyor bu rakamları. Bu kadar yani, gizli saklı, gizli kapaklı yani... Ya tamam hani bunu, rakamı açıklamazsın. Tamam ya. Rakamı söyleyince bu iş belki maliye boyutu var. Vergi oluyor, bir şey oluyor ama ya burası futbol kulübü. Hayır, ya şirket de onu yapamaz. Burası futbol kulübü. Yani burası şirket, öyle maliye falan yemez. Evet. Yani o iş, o onun için. Stili değil o yani. Hani evet. Dernek yönetimi gibi değil. Burası şirket. Faturasını kesersin, bedelini alırsın. Tabii canım, bu öyle. Hani burası bir bağış yeri veya bir şey değil burası. Evet. Burası bildiğin şirket. Yani şimdi sen, ben de mesela bir iş yeri için faturasını kesiyorsun, bedelini alıyorsun. Neyse onu kesmek zorundasın. Hani tabii. Bana havadan, elden, işte şuradan böyle. Çünkü belli bir rakamdan sonrasını faturalandırmak zorundasın. Şirket olduğun için. Ve bu senin de anlaşman öyle 1000 lira 2000 lira değil. Bizimki gibi değil. Belli meblağla. Anladın evet. mı? Hani onun için öyle yok işte maliyeden bir şey, öyle bir dünya yok. Yok yok, yani maliyelik derken bu kaçırma şu bu falan filan için demedim. O yani. Anlamda değil. Bu yani sefer daha fazla. Yok. He, aynen. Anladın yok, yapma yok aynen. Şansı yok. Dediğin gibi. Belli bir rakamı var. Bura bir şirket, buraya bağış alma şansın yok. Yok. Başka bir şey yok. Ya en fazla dernek üzerinden, dernek sana hani bir şekilde finanse edebilir. Yani biri derneğe bağışlayabilir. Sen dernek üzerinden şirkete onu finanse edebilirsin bir şekilde. Evet. Ama diğer türlü yapma şansın yok. Tabii tabii. Aynen öyle ama bence bu rakamların çok böyle gizli tutulması, şey yapılması da çok bana garip geliyor açıkçası. Rakam gizli tutmak. Mesela şimdi birinin belki aklını çeleceğiz değil mi? Yani otururken, sohbet ederken bir iş adamının Nurhasan tesislerinin önündeki reklam fonları kaç lira bilmiyoruz. Belki adama ben o anda diyeceğim ki yani abi bak 50 bin lira ya senin de adını orada yazsın diyeceğim. Belki ikna edeceğim ama bilmiyorum yani. 2 sene önce veya 1,5 sene önce bildiğim kadarıyla bütün o panoların giydirilmesi 1.2 milyon mu tutmuştu, öyle bir şey tutmuştu. 1 milyon 200 bin TL. Evet. Öyle bir şey. Yani bütün o panoların bir sezonu giydirilmesi. Öyle bir rakamdı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya işte ne kadar şu anda? Yani İşte orada 20 veya 30 tane mi ne pano var. İşte böl iki, işte kaç. Mesela tane. Loca fiyatları açıklandı mı? Görmedim loca fiyatları. Loca fiyatlarını ben de görmedim. Yani kombine fiyatları açıklandı. Ama loca fiyatlarını görmedim ben. Kaça satılıyor? Satılacak, satılmayacak mı? Yani değil mi? Ya o kadar yani, şey var ki. Bir de şu var. Şimdi hepsiyle de görüşüyoruz. Bizi de yanlış anlamasınlar eleştirirken. Şimdi geçen yıl formadan bizim ağzımızın yanmış olması lazımdı. Formayı tanıttık. O heyecanla formaları çıkaramadık. Yoktu, satamadık falan filan. Bu sene forma tanıttık. Forma hiç yok bir yer. Mor forma ne oldu belli değil. Sezon başladı. Bir dahaki bugün 18 gibi çıkacak dediler ama bilmiyorum. Ama şimdi geçen seneden ders aldın. Değil mi? Formayı çıkardığın gibi store'unda olacak. Sen hiçbir formayı tanıttığın gibi store'a koyamadın. Yani bunlar hep reklam, pazarlama alanındaki sıkıntılar. Tamam, evet. Herkes bizim dostumuz. Hepsiyle görüşüyoruz. Yani Soner Bey'den Aytuğ Bey'e kadar, Mustafa Bey'e kadar herkesle görüşüyoruz. Ayrı bir şey ama bunları söylememiz lazım. Burada bunlar da stratejik hamleler yani. Yanlış ve stratejik hamleler. Belki de O heyecanlı 10 bin tane forma satılacaktı sezon öncesi. 200 liradan 10 bin forma ne eder yani? Paraya baksana. Atatürk'lü forma da aynısı oldu işte. Aynısı bir reklamda çıktı, sonra store'a gittim bir tane forma olmadı. Çünkü hepsi satıldı. Sonra yenisini sipariş edin o aldı. Gelemedi gitti. Şimdi mor forma o herkes konuştu yok. Yok. Herkesin o heyecanı bitti. Yani bilmiyorum mesela mor formadan kaç bin tane store'da yer alacak veya kaç bin tane sipariş edilecek. Ya onun için bekliyormuş zaten. Önceden sipariş edilememiş çok yoğunluk olduğu için. Geçen seneki gibi olmasın, forma bitmesin diye yüklü sipariş verilecekmiş. Formanın gelmesi bekleniyor. Artık 40 bin 50 bin mi ne kadar şöyle bir şey sipariş verilecekse. Geçen seneki forma rakamlarının satışları ortadadır. 30 bin küsür de herhalde. 30 bin küsür. Yani iyi de rakam. İyi de açıkçası. Bir rakam. Özellikle şu dönemde
50 bin veya işte 30 bin forma, mor formayı sipariş etmek şu anda pek fazla şey değil. Çünkü havasını kaybetmiş durumda. Yani evet, şöyle kaybetmiş durumda. Vatan, ben mesela alacağım. Örnek veriyorum. Yani hani sen alacaksın. Yani alacak olan yine alacak ama o havasını şu anda kaybetti. Ya formayla birlikte tekrar bir PR çalışması yapılması gerekiyor. Yeni bir şey şekilde. Evet. Yeni bir videolu tanıtım gibi yani, bir şey. Yani şu tarihte storelarda diye şimdiden işte hani ya da erken. Veya olabilir. Mesela kadın voleybol takımı çok şu anda revaçta, özellikle olimpiyatlarda yaptığı derecelerle veya orada kadın sporculara yedirilip tanıtılabilir formalar. İşte yani yeniden bir PR çalışması bir şey lazım yani. Lazım. Dediğin gibi yoksa o heyecan bitti. Bu arada Samsun'da evet, Kocaeli Ümraniye maçının ilk yarısı da Ümraniye'nin 1-0 üstünde sonuçta. Samsun'da satabileceğin forma rakamı bellidir. Önemli evet, olan İstanbul'da veya şey dışında oralarda ne satabildin çok önemli. Hani onun içinde PR çalışması, dediğim gibi işte voleybol takımıyla bir iki tane sporcuyla görüşülebilir orada. Hani o geldi aklıma şu anda. Yani olabilir. Sonuçta İstanbul'da ciddi bir ajans da çalışıyor Samsun Spor reklam konusunda ama ben geç kalındığını düşünüyorum. 3 gün sonra maçımız var. 4 gün sonra maçımız var yani. Ve hala formanın biri piyasada yok. Neyse. Sizden gelenleri okudum ben. Gökhan Aksu, Yusuf Çayönü, Mesut Belur, Şerif Altunsoy, Hakan Uzun, Samet Aşçı, Ecmel 55, Serdar Dinçer, Gero Mino, izleyicimizin niki, Gazi Özkan, Kubilay Koçeli'de yedek demiş. Evet, kulübede başladı. Kubilay'ın kaderi zaten. Bilmiyorum. Isınmaya başlamıştır orada da şimdi. Boğalışır. Oğlum sen ısın falan diye. Turgay Orta ve Rocky yazmış. Hakan Epşen'i de unutmayalım. Herkese teşekkür edelim. Biraz evet, Kanal 362'ye gelen yorumlara bakalım. Ardından ligi değerlendirmeye devam edeceğiz. Şina Sikurt, Muzaffer Uygun, Atilla Cebeci abimiz izliyor. O da son iki maçı anlattı. Evet. Samet, güzel de oldu. Yani en azından ama sezon öncesi bir de tabii çekimden dolayı oyuncular tanınmıyor. En azından birinin onların isimlerini de zikrediyor olması güzel bir şey. Yani. Atilla abi gerçi birileri kırmış bir yazı yazmış ama ağzını paylan aldı. Ya şimdi insanları da anlamak zor. Maç neden anlatılmıyor dendi. Atilla abi anlattı. Ya şimdi ya başka biri yok mu? Ya biraz da memnuniyetsizliğim var. Evet, var. Ciddi bir memnuniyetsizliğimiz var. Çıta çok fazla yüksekti. Ben hep onu diyorum mesela. Çıta çok fazla yüksekti. Dolayısıyla da yani bir tık aşağıda bir şey oldu mu? Yok, tahammülümüz yok. Tahammül yani edemiyoruz yani hiçbir şeye. Yani hani evet, o gün imkanda Atilla abi anlattı. Şu anda da öbürsü gün ihtimalle Selçuk anlatır. Yani işte hani yani, bu, evet, elde ne varsa o olacak yani. Evet. Şimdi gideceksin de bir hazırlık maçı için Melih Gümüş bıçağı mı getireceğim buraya? Yani hani aklıma Atilla abi müsaade, Atilla abi anlattı. Yani aynen öyle. Bir şey değil ki sahip çıkmak gerekir. Hani çıkmış ve ben hani taraftar anlamında bir şey demiyorum. Bizim bazı böyle kendimiz bazı insanlar var, bizim camiaya bulaşmak isteyenler. Ha. Onlar birkaç yorumda bulunmuş. Ondan sonra onlara gerçi taraftar grupları ağzını payını vermişler. İyisini yapmışlar. Yoksa Atilla abi orada güzel bir iş yaptı. Sebahattin Kurt selamları var. Ersin Karagaş Ceza Arabacı. Levent Ak sormuş. Hayırlı akşamlar. Bu sene kurulan kadro yeterli mi sizce? Hakaş gönderilecek diye dedikodu var. Sosyal medyada bilginiz var mı? Hakaş kaliteli bir oyuncu. DJ gibi yabancı kuralına takıldı acaba. Kalite futbolcu biz neden oynatmıyoruz? Elimizde tutamıyoruz. Eyüp Ercan izliyor. Evet, bunu konuşacağız. Az biraz da konuştuk aslında. Gürkan Yılmaz evet, izliyor. Ayhan Hamza Diksu izliyor. Furkan Güneş muhtemel 11 verecek miyiz? Alp kalede bekliyorum ben demiş. Alp'i. Alp olabilir yani. Dursun Yaşar, Murat Turan İstanbul'dan selamlar. Selami Öztürk yine aynı şekilde. Rafet Akerik. Ertuğrul Hoca'yı biraz eleştirmiş. Oyuncuları ve transfer bir şey demiş onunla da. Az topalın transferi karışmaması gerekiyor çünkü oyuncu seçemiyor demiş. Selami Öztürk, bu işler parayla olmuyor. Geçen sene net olarak gördük. Hakan Aslan, Yaşar Saydam, Seyda Ahmet Çay, Murat Özden, Murat Er, Yüksel Melek, Fethi Acar, Yüksel Çörlük izliyor. Herkese teşekkür ediyoruz bizleri takip ettiği evet, için. Şu son gelen isimleri de okuyayım. Selim Çavuş İzmir'den selamlar yazmış. Bir takımdan işte 20 oyuncu gönderilip bir o kadar da oyuncu alınıyorsa nasıl şampiyonla oynayacağız demiş. Geronimo demiş ki geçen yıldan beri adımı yanlış okuyorsun abi demiş. Vallahi Geronimo yazıyor artık. Nasıldır bilmiyorum. Ümit Tuncer de mesajları var. Ali Bora yazdı şimdi. Ve Batuhan Küçük Arslan. Pakşo haberi geldi. Ben bir şey duymadım Pakşo ile ilgili. Bak mesela. Evet.
Sözünü kestim. Gurbetçi bir abi yazdı. Ben de çok iyi tanıyorum. Kendisi Ayhan abiydi. Ondan sonra. İyi yayınlar Alper kardeşim. Bu sene rekor sayıda gurbetçi Samsun'a geldi. Storlara gittik. Aha. Doğru dürüst ürünler artı bedenler yoktu. Buna da dayanırsan sevinir. Evet. Bak. Çok güzel bir noktaya değindi aslında. Bu sene, geçen sene pandemiden dolayı gurbetçiler ülkelerine gelemedi. Gurbetçi, evet. Bu sene inanılmaz derece bir akım vardı. Ben mesela şeyde bile hala Bursa'da, ben Bursa, Tekirdağ, Şarköy, İstanbul tarafından, orada da mesela inanılmaz derece Fransız, Avusturya, işte yani bir sürü gurbetçi arabaları gördüm mesela. Samsun'da yine aynı şekildeydi. Çok vardı, çok. İnanılmaz bir gurbetçi vardı. Ve bu gurbetçiler buraya geldiklerinde ben çok birkaç tane şey, işte Ayhan abi onlardan biri mesela, store'a gidip ürün bulamadıklarıyla ilgili. Veya işte gurbetçi gelmiş, zaten hazır cebinde parası var. Ve Sanspor sevdalısı. Belki yani bir tane almayacak. 10-15 tane alıp gidecek. Götürecek oraya. Götürecek orada eşine, dostuna, arkadaşına. Tabii canım. Bak elde patladı. Evet. Ya zaten o gurbetçi zaten store EU'dan alamıyor. Çok sıkıntı yaşıyorlar zaten orada bir forma şey yaparken. Evet orada da için. Alıyorsun biraz uzun bir sürüyormuş herhalde kargo işte, süreci falan. Kargolar şunlar bunlar. Ama şey bak yine çok güzel bir konuya değmiş Ayhan abi. Ya şu var, Karadeniz'de neyi takip edeceksin? Bir, gurbetçilerin gelme zamanı. Fındık, iki hasat, fındık zamanı, hasat zamanı. Çay zamanı. Yani aynen öyle geçen. Yani geç kaldık vallahi. Ya bak mesela çok doğru bir konuya değinmiş. Evet, haklı izleyicimiz. Şimdi yabancılarla ilgili tabii çok şey var. Kim gitsin, kim kalsın. Herkesin aklında bir olay var. Şimdi 10 tane yabancımız var. Yamayogo'yu saymadan 10 tane yabancımız var. Bir de Yamayogo'muz var. Kim? Darri, Boli, Tomane, Melunovic, Savicevic, Diomande, Çınari, Hakay, Puluma ve sözleşmesinin uzadığını biliyoruz. Cece. 10 tane yabancımız var. Ve bu yabancılardan hiçbiri 1997 doğumlu veya daha küçük değil. Bu ne anlama geliyor? Siz en fazla 7 yabancı alabiliyorsunuz. 8. yabancınız ya 1997 doğumlu olacak ya da daha küçük olacak. Bizim bu kurala uyan bir yabancımız da olmadığı için bizim buradan 3 oyuncu göndermemiz lazım. Şimdi Cece'yi zaten göndereceğiz. Hoca başkan bitirmiş zaten. Aynen öyle. Puluma zaten gönderilecek. Etti 2. Burada Puluma yazmıyor. Yazıyormuş pardon. Puluma da gitti 2. Şimdi 3. bilet için herkesin aklında bazı isimler var. İşte Darri yetersiz diyenler var. Çınar yetersiz diyenler var. Hakay kalsın diyenler var. Ya işte Hakay niye gidiyor? Savicevic zaten geçen yıldan beri bir şey veremiyor. Savicevic gitsin diyenler var ama bu konuyla ilgili en güncel açıklama başkanın Esin Hakay konusunda söylediği, hocanın kararını bekliyoruz dedi. Muhtemelen de Esin Hakay olacak gibi duruyor. Esin Hakay da giderse bizim elimizde kim kalıyor? Çınari, Diomande, Savicevic, Melunovic, Tomane, Boli ve Darri 7 tane yabancımız kalıyor. Bu 7 yabancıdan 6'sı ilk 18'de olabiliyor. 5'i de aynı anda ilk 11'de sahada olabiliyor. Her maç bir tanesini tribüne göndermemiz gerekiyor. Böyle bir durum var. Tabi bugün Savicevic düz koşu yapıyor takımdan ayrı spor ayakkabıyla. Bugün Melunovic'i de aynı şekilde spor ayakkabıyla düz koşu yaparken kulübün yayınladığı videolarda var. İnşallah önemli bir problemi yoktur diyelim. Varsa da o da ayrı bir dert, ayrı bir sıkıntı. Tomane diyorum. Ahmet Anköse gitti. Adana Spor'la 1+1 yıllığını anlaştı. Kadromuz bir azaldı. Şöyle bir güncel kadromuzu verelim ekrana. Kırmızılar bu yılın transferleri, siyah olanlar geçen yıldan kalanlar. Tabi buradan da gitmesi muhtemel isimler var. Osman yine değiştirmemişsin. Osman Kılıç olmuş. Neydi Osman? Çelik. Evet. Ya aynısını sadece ekleme yaptık ya. Bak doğru diyorsun ya. Hiç dikkatimizi çekmemiş. Neyse Osman Çelik. Şimdi solda 3 oyuncumuz var. Soner Gönül, Hüseyin Öztürk ve Esin Akay. İşte taraftarlar Hüseyin Öztürk'ün Soner'i yedekleyemeyeceğini, orada bir rekabet olması için Soner Esin Akay'ın takımda kalması gerektiğini düşünüyorlar. Birebir katılıyorum. Evet. Neden katılıyorum? Geçen hafta da yayında ne dedim? Soner agresif bir oyuncu. Her an her şeyi yapabilir. Hüseyin Öztürk onun alternatif sol beki olabilir mi? Hazırlık maçlarında bundan biraz uzakta açıkçası ama lig en nihayetinde bir hazırlık maçıdır. Lig performansını tabii elbette değerlendirebiliriz ama
bence Hüseyin Öztürk de Esin Hakkari'de kalması gerekir bana göre. 3 tane son 5 kalsın. 3'ü de kalsın. Kalmalı bence. Bak çünkü Hüseyin Öztürk'le Soner'in yedeklemesini yapma şansımız yok. Yok, biraz sorun yaşarız. Evet. Ciddi anlamda sorun yaşarız. Yani açıktan sola monte edebileceğim bir oyuncu da yok. Hani belki kaydırabileceğim bir oyuncun da yok. Evet. Yani, bir orada Furkan Fehmi Güneş. Yani Güneş'i belki değerlendirebilirsin ama onu da hatırlarsın. Ercan işte oynayabiliyor. Bursa maçında izleme fırsatı olduk Güneş'i. Tamam, biraz yetenekli oyuncu ama biraz beklenen seviyede değil. Beklenen seviyede değil. Hani Sanspor'u şey yapabilecek durumda değil şu anda. Hani evet. Zamana ihtiyacı var. Evet. Solda 3 oyuncumuz var. Sağda da 2 oyuncumuz var. İkisi de iyi. İkisi de birbirini yedekleyecek. Bence bir evet sezon boyunca sıkıntı yaşamayacağımız. Tabii inşallah yaşamayız. Tabii. Yani şimdi Allah göstermez. Biri sakatlanır, biri korona olur falan, o ayrı bir konu ama hem Ali hem Alaaddin ikisi de ideal ligi götürür. Bu ligi götürürler. Aynen öyle. Hoca son haftalarda Alaaddin'i biraz daha sık, son haftalarda diyorum, son hazırlık maçlarında biraz daha oynatmaya başladı. Kalede 3 tane iyi, 3 tane diri kaleci var. Az önce bir izleyicimiz Alp'i bekliyorum dedi. Aykut da hazırlık maçlarındaydı. Nurullah zaten bildiğimiz bir kalecimiz, gelecek vaat eden bir kaleci. Az önce de söyledim, takımda piyasa değeri en yüksek oyunculardan birisi. Evet. Nurullah konusunda şunun kararını vermek zorunda. Nurullah pazarlayacaksan oynatmak zorundasın. Evet, doğru diyorsun. Pazarlamayacaksan, hani öyle bir düşüncen yoksa, burada zaten Aykut 11'de oynar. Tabii. Hoca da... Ama Nurullah pazarlayacağım şekliyle düşünüyorsan, Nurullah'la 11'e çıkman lazım. Ama bu da bu sefer işte forma rekabeti konusunda, forma aslında adaleti konusunda çok doğru bir durum olmuyor. Doğru olmuyor. Evet. Onun kararını vermek zorundalar mesela. Kesinlikle. Yani Nurullah pazarlanacak mı? Yani oynatılıp... İşte 3-5 yoksa hak edersem oynayacak. Yoksa hak edersem oynayacak. Öncelikle bunu kararını vermek zorundalar. Yoksa o zaman Aykut'u ve Alp'i niye aldın? Geçen sene Furkan'la Ahmet Altın zaten aldı. Onlarla devam etseydi o zaman. Abi. Yani hani baktı ki Nurullah'ın geçen sene çok kritik maçlar, çok saçma sapan yediği goller vardı. Özellikle o Menemen'deki o yani şöyle bir durmasını. Yani hala unutamıyorum. Sanki fotoğraf çektirir gibi. Geriye doğru geriye düşüşleri doğru böyle yani. Onun için yani Nurullah... Ahmet İlhan'dan penaltı noktasından kafayla gol yedik ya. Yani altın ordu maçında. Dolayısıyla yani kararını vermeleri gerekiyor. Evet. Nurullah konusunda bir an önce. Ama forma adaleti ise, tecrübe ise orada Aykut birinci sıradadır. Kesinlikle. Bakalım kim oynayacak. Ben az sonra biz bir muhtemel 11 hazırladık. Vereceğiz onu da orada söyleyelim biz. Halk Gazetesi'nin yorumlarını birazdan okuyacağım Asım Bey. Yani okumuyor diyeyim, birazdan okuyacağım. Şu kadroyu analiz edelim. Sonra Halk Gazetesi'nin yorumlarına döneriz. 5 tane stoperimiz oldu. Genç Berk gelince, o da gelecek vaat eden bir kardeşimiz. Hayırlı olsun Samsun Spor'a transferi. Geçen yıldan Kevin ve Ercan kaldı. Daha doğrusu Ercan da kiralıktan döndü. Burak da kiralıktan döndü. Barış Baştaş ve Berk Taşkın beşlisi var burada. Bu beşliden kim oynar konuşuruz az sonra yine. Şimdi orta sahada bir yığılma mı oldu? Hep birlikte kararımızı verelim. Gökhan Karadeniz, Vukan Savicevic ve işte yeni transfer İsmail Diomande, Hasan Kılıç, Osman Çelik, Cihan Kahraman ve Semih kardeşimizi de unutmuşuz herhalde adını. Evet, Semih evet. Altıkulaç, bir de Semih Altıkulaç var. Yani orada 2-4-6-7 isim var. 3 pozisyon için 7 isimden bahsediyoruz. Burada işte kim oynar, kim yedeklenir, bunu da artık hocanın tercihleri belirleyecek. Ama sanki hocanın Diomande, Hasan, Gökhan gibi bir tercihi olabileceğini düşünüyorum ben. Cihan Osman'ı bırakacak mı diyorsun? Bence bırakacak. Yani yoksa Diomande'yi niye aldık? Yani o zaman boşuna hiç şey yapmasınlar. İşte Hakay Makay uğraşmasınlar. Savicevic'e desinler ki abi sen bak Savicevic'i pazarlayabilirsin abi çok çabuk. Hangi videoyla pazarlayacak? Geçen yıl. Milli takım oyuncusu. Ya insanlar tabii. Hani kendi ülkesine geri dönebilir. Ne ya kızmayın ya. Kızmayın da bize. Tabii. Yani geçen yıl çok Savicevic'i seven tutan da oldu ama ben hiç tutanlardan değildim. Geçen sezonu bomboş geçti. Yani herhalde 2 golü falan var. O da boş maçlarda 2 golü. Bir de Adana maçında attı son hafta. Bir de 3-1 kazandığımız Balıkesir deplasmanında 3. golü attı.
Ya onun dışında hakikaten bir şey veremedi geçen sene. 2'de 3 asist mi ne yaptı? Öyle bir şey. Ya orta saha oyuncusu yani, o kadar da biz de oynasak bir şeyler yaparız yani 34 haftada. Yani o kadar hani oyuncuları küçümsemeyelim ama ya bir şey yaparsın, bir attığın top da olumlu gider, biri alır gol atar yani. Ya onu yapamadı canım, onu yapamadı evet. Savicevic. Evet. Ama ben öyle düşünüyorum. Yani Diomande, Hasan, Gökhan gibi bir üçlü olur diyorum. Şimdi solda Yasin Öztekin zaten at başı gidiyor, öyle diyelim. Pluma gönderilecek, bekliyoruz. Furkan Fehmi Güneş, Brahim Darri ve Eral Çınarı var. Çınarı'yı zaman zaman hoca sahada da denediği için sahaya yazdık. Onun dışında yine transfer Melih Okutan sağ tarafta, yine genç kardeşimiz Enes İslam İlkin'de sağ tarafta kendisine yer arayacak. Ahmet Han'ın gidişiyle 3 forvetimiz kaldı. Tomane, Alem Melunoviç ve Mehmet Akyüz ideal. Onu da ifade edelim. Ama tabii inşallah Melunoviç'in bir sakatlığı yoktur. Yani yine bir sakatlık illetiyle açıkçası bunalmak istemiyoruz. Şöyle de bir baktığımız zaman transferlerimize 3, 5, 9, 10, 14, 20 ve tam 20 tane transfer yapmış. Evet. Şöyle Semih yaz ekledi. Semih'le 20 ediyor. 20 ben de öyle. Semih'le 20 transfer ediyor. Yani şöyle de düşünün, 20. Geçen yıldan kim kalmış şu anda? 2 4 6 8 10 kişi. Yani kadromuz şu anda 30 kişi. Bugün antrenman fotoğrafına baktım. Takım 26 kişi çalışıyor ve bir de elimizde yandaki küçük sahada çalışan nadir çiftçi var. Yani daha ona bile saymıyoruz onu. Daha ona bile takım bulamadık. Şimdi birileri eleştirilince üzülüyor. Ya işte daha sezon başı. Daha göndereceğimiz oyuncuları gönderememişiz. Yani bunun içinde yerlisi var, yabancısı var. Yani bu transfer komitesi nasıl çalışıyor? Hangi mantıkla çalışıyor? İnanın ben bilmek istiyorum bunu. Hala Nadir'e göndermek istediğimiz Pluma'ya, Enes'e, Ahmet Han daha yeni gitti. Lig başladı gitti yani. Ya bu kadar mı bizim oyuncularımız kötü de pazarlayamıyoruz bir yere? Veya göndermek bu kadar mı zor bu oyuncuları? İnanın benim garibime gidiyor. Yani nasıl bir sözleşme yapılmış? Tabii ona bakmak lazım. Yani şimdi adam iyi para alıyorsa, örnek veriyorum Nadir, bilmiyorum ne kadar para alıyor. İyi para alıyorsa ya benim paramı verin gidin diyordur. Ya bir şey verip anlaşacaksın. Ha, bu işin kuralı bu. Yani Pluman yine aynı şekilde iyi bir para alıyor. Bak Chelsea ne yaptı? İşte ne kadar yarısını mı ne almış? Hadi eyvallah, evet. Çekmiş gitmiş. Ondan sonra hani bu futbolcu grupları, futbolcular elbette konuşulması lazım. Şimdi Nadir, dediğin gibi Nadir gibi bir oyuncu, bak şimdi Nadir ben kumaşını şey yapmıyorum. Sanspor'la kanı uyuşmadı. Ben öyle bakıyorum mevzuya. Yani Sanspor'un istediği bir oyuncu değilmiş. Yani o profilde bir oyuncu değilmiş ama Nadir gidip mesela belki Erzurumspor'a çok büyük işler yapabilir. Olabilir. Anladın mı? Olabilir. Yani yapabilir. Yani bu şey değil. Dolayısıyla hani sezon sonundan ligin başlamasına geçen arada yaklaşık bir 80 günden falan bahsediyoruz. Yani 80-90 günden bahsediyoruz. Yani sen bu takım, bu oyuncuya takım bulamamışsın. Ya sen bulamıyorsun, futbolcu da mı bulmak istemiyor işte? Yani ya futbolcu muhtemelen bulmak istemiyor. Bulmak istemiyor. Aldığı paradan dolayı. Ama bir şekilde ikna edeceksin. Yani ya yazık değil mi şimdi bu verilen paralar? Yani Yüksel Yıldırım'ın bu kadar parasına yazık değil. 30 tane oyuncuya, Nadir de 31. 31 tane oyuncuya maaş ödüyor başkan ya. Yazık yani. Yazık bu. Yani bu paralar, Yüksel Başkan'a ödediği. Burada biz paranın paranın derdinde değiliz. Kim hangi oyuncu ne kadar kazanıyorsa kazansın. Yeter ki doğru oyunculara doğru paralar verirsin. Nadir de şimdi alacak bu sezon. Oynayan oyuncu kadar para alacak, para kazanacak. Tabii canım, oynuyor. Ya işte bunların bir hesabı sorulmuyor mu bu kulüp içerisinde? Benim açıkçası biraz şeyim bu. Neyse. Haklısın canım o konuda. Yani evet. Bunu ki transfer yaparken bunun havasını cabasını atanlar hesabında vermeli. Hesabında vermek vermeli. Zorunda. Evet. Tamam, bugün 10 tane oyuncu aldık. Rüzgarın oğlu şöyle çıktı, böyle oldu. Ben onunla ilgili bir tweet atmıştım. Rüzgarın oğlu evet. Erken söndü şey oldu diye. Anladın mı? Hani yani madem bu oyuncular çok iyiydi, kumaşları gerçekten çok iyiydi. Niye pazarlayamıyoruz? İşte niye gönderemiyoruz? Niye gönderemiyoruz? Yani Pluman madem bu kadar iyi bir futbolcuydu. Tamam geldi bize. Sürekli balık yemek zorunda kaldı veya ne bileyim işte hani bir şey yaptı. Yemeğe alışamadı, ortama alışamadı diyelim. Örnekleyelim. Yani çünkü böyle açıklamalar yapıldı. Yani böyle talihsiz açıklamalar yapıldı yani hani işte şehrin havasına alışamadı, ne bileyim yemeği yadırgadı, takıma uyumayı sağlayamadı, şunu yapamadı. Üstü açık kaldı falan geceleri. He. Ondan sonra şimdi madem bu çok iyi bir oyuncuydu, geçen sene Westerlo'ya kiraladı. Westerlo bile sezon sonu bak Yamaygo'yu tuttu. Bu tutmadı bunu. Bu dedi ki alın. Yani
bunlar madem iyi oyuncular, niye pazarlamıyorsunuz? Yani. Pazarlayın. 200'e 300'e pazarlayın ya. En azından Yüksel Başkan'ın Plumani'ye örnek bir, yani 300 bin lira verdiğini farz edeyim, euro verdiğini farz edeyim. En azından adamı o 300 bin eurodan kurtarın. Tabii canım yani. Yani onu, onun yerine yani. Onun yerine ne bileyim forvete takviye yaparken daha iyi bir takviye yap. Yani, elinde bir 300 bin euro daha olsun yani. Gidiyorsun örnek veriyorum. Ben şimdi burada futbolcuyu şey yapmıyorum. 20 tane transfer yapıyorsun. Onu havasını yapıyorsun işte 20 tane şöyle oyunculara böyle oyuncular şunu diye havasını yapıyorsun. E gönderilenleri sorduğunda hep bakıyoruz. Olmaz. Abi, olmaz. Şimdi 20 artı burada %90 şöyle şey yapalım. Kaç 10 tane mi yabancı vardı? 10 hadi yani Yamogo ile 11 de. Hadi Yamogo ile CC'yi saymayalım. 9. 9. Mecburen 2 tane göndereceğim mi? Evet. Göndermiyorsan bile lisans donduracaksın. Bu adam parasını vereceksin. Bu böyle. Böyle bu iş. Ya biri çıkıp demiyor mu yani başkan, ya ben başkan olmam o zaman benim gördüğüm ya lisans donduracağız ben bu adam parasını vereceğim. E madem donduracağım ya verin bunu 100 bine, 200 bine, 300 bine bir şey verin yani hani gitsin elimizden gitsin. Ver bir yere gitsin. Kiralık ver ha, yani. Kiralık ver gitsin. O kadar mı kötü ha, yani o kadar yani mı kötü yani bu oyuncular? İşte ilginç ilginç hakikaten bu transfer konusunda çok ilginç işler var. İşte bunları da bilmiyorum başkan hesabını soruyordur yani sorması da lazım. Ben başkanla mesela evet. O tweet'i vardır başkanın yönetmenim ben bir YouTube kanalında taraftar sesleniş programı evet, yapacağım az verelim onu verelim. Mesela şimdi hangi YouTube kanalında yapacak acaba bilmiyorum başkanım. Onu mesela ama yakında bir YouTube kanalında Sanspor taraftarı sesleniş konuşması yapacağız her şeyi konuşacağız gizli saklı hiçbir şey kalmayacak ben Sanspor'a vermeye ve hizmet yapmaya geldim diğerleri gibi amle ve ünvan yapmaya geldim beni zaten dünya tanıyor bak. Şimdi şuradan ilerleyeyim ben. Kimse başkana sen almaya geldin demedi. Kimse niye veriyorsun demiyor. Allah razı olsun diyor. Hepimiz Allah razı olsun başkandan. Kurtarın takım. Allah razı olsun yani. Doğru verelim. Bu paralar doğru kişilere, doğru futbolculara harcansın. Derdimiz bu. Gizli saklı hiçbir şey kalmayacak. İnşallah. Şimdi İnşallah. Oraya geleceğim mesela. Şimdi... yakında bir YouTube kanalına çıkacağını söylüyor. Sanspor'da taraftar sesleniş konuşma. Yani bu hani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ulusa sesleniş gibi prompterdan okuduğu bir şey mi olacak? Yani karşısında bir ekran olacak oradan bir gün. Yoksa soru cevap tarzında. Ümraniye 2-0 yaptı bu arada. 10 kişi oynuyor. Evet. Yani ya da soru cevap şeklinde yapacağı bir program mı olacak biriyle? Şimdi hangi YouTube kanalı yapacak atıyorum, onu bilmiyorum. Yani Samsun Spor'u YouTube kanalına çıkacak da gazeteciler de alınacak. Ha. Herkes aklındakini mi soracak? Soracak. Yani yoksa başkan yine başlayıp kendi başlayıp mi? Kendisi mi bitirecek? Nasıl bir şey olacak? Yani ben merak ediyorum. Yani. İki evet. Tane şey var mesela. Yani biri ulusa sesleniş tarzında evet. Dediğimiz gibi. Yani karşına bir ekran olur. Okursun işte mesaj hazırdır. Okursun. Aynen öyle. Ama şimdi her şeyi konuşacağız dediğine göre demek ki karşında birileri olacak. Birileri soracak. Birileri cevaplayacak. Evet. Yani şey başkan da cevaplayacak. Ama şimdi şurada şöyle bir şey var. Gizli saklı hiçbir şey kalmayacak. Ya o zaman hani ben şöyle bir fikir vereyim Yüksel Başkan'a. Beraber yapalım program. Ben o zaman sana çok soracağım çok soru var. Eğer açık açık cevaplayacaksan her şeyi. Evet. Buyursun gelsin Yüksel Başkan. Hani burada şey olarak algılamaz mı Yüksel Başkan bunu? Her şeyi konuşacak da ben Pulman'ı da soracağım. Cece'yi de soracağım. Cece gerçekten Enes'i sakatlayarak evet. Ciddi ciddi sakatlamak için mi o tekmeyi attı veya şeyi attı? Cece ile ilgili veya kimi yumrukladı? Cece ile ilgili birisi tweet atmış. 3-4 hafta 3-4 ay maaşını alamadığı için gitti diye. Başkan demiş ki yalan. 2 ay alamadı. Alamamış işte adam parası. Yani yalan. Yani şimdi, bu yalan bir şey değil yani, ki bu parasını alamadı. Ben bunu sadece birkaç tane örnek de soruyorum ama benim başka sorulacağım onlarca soru var. Evet. Çok soru var. Yani çok soru var. Çünkü soru var. Gerçekten camianın taraftarı mesela şeyi soracağım mesela ve o programa çıkacak bir arkadaşımız varsa şimdi hemen soruyu soruyorum. Biz niye göğüs reklamına şey alıyoruz? Ne kadar bunun bedeli? Kimle görüştük? Kimle görüşüldü? Versin gerekirse isim versin ya. Yani. Kimle görüştük? Kim kabul etmedi? Ya biz de burada söyleyelim işte örnek verelim. A firması bak bu kadar demiş adam ben o kadar para vermem demiş. Söyleyelim. Evet. Burada hani şey yapalım veya işte hani diyor mu soracağım o kadar çok soru var ki. Sorabileceğimiz o kadar çok soru var ki. Ama hani çıkıp da Yüksel Başkan ben yine söylüyorum. Hani çıkıp da yarım saat bir saat konuşup sonra bir soru alıp yine bir yarım saat bir saat konuşacaksa o her şeyi konuşacağız olmuyor. Sorulacak onlarca soru var. Ve cevaplanması gereken onlarca soru var.
Madem gizli kapaklı bir şey kalmayacak, gelin, evet, buyursun, sorulması gelsin. Gereken çok fazla soru var. Konuşalım. Aynen öyle. Ama diyorum ya, bir YouTube kanalına çıkacağım dediğine göre bunun planı yapılmış herhalde. Yapılmış. Yani... Ama ben de orada çıkacak arkadaşlar. Bir böyle isimler de belli. Belli ben de yani. Soru soruyorum. Şey, sorun, forma reklamını sorun. JJ'yi sorun. Plumay'ını sorun. Transfer komitesiyle yapılan transferle 20 tane oyuncu gelmesi, 20 tane oyuncu. Bunların hepsini sorun. Evet. Teker teker sorun. Kimle, niye anlaşılamadı? Sorun. Orgil gündeme geldi, olmadı. Taşra istedi, taşra verdi. 3 tane gol attı adam yani. 3 tane gol attı. 3 tane attı bir şey. Hakajı niye gönderiyoruz? Niye transfer ettik o zaman? Niye aldık o zaman? Bunları sorun. Kim referansı, kim bu oyuncuların? Neye göre aldık? Gittik izledik mi? Ne bileyim, o bilmem ne programlar var ya işte, Vice Scout'lar bilmem neler, oradan mı izleyip aldık gibi gibi gibi. Sorulması gereken çok şey var. Bakalım, inşallah başkan bunların cevabını verir ve kimsenin aklında da ki yani sorulursa şey, verir. Ya yani şu var, başkan saklamaz bunları. Sorulursa başkana cevabını verir ama bakalım bu hangi YouTube kanalına çıkacak, ben merak ediyorum. Diyelim mi? Biraz ligi konu yok. Yorumlar vardı. Halk gazetesine gelecek yorumlar. Kaç tane yorum var mesela? Onları okuyalım. Mesela Cengiz Tülçen yazmış. Ben 4 tane alacağım ama ayın 15'inde gelecek diyorlardı. Store'ya gittim. Dal geçer gibi gelmedi diyorlardı. Yani formalar için. Mor forma için mor diyor forma için. Şükrü Şen, başkana sahip çıkalım. Akıl veren, çok para veren yok. Kimse boş boş konuşuyor. Sağ tane meydanında kumpara. Ya bu konular... Benim Efe Şahin gerekli cevabı sana zaten vermiş abi. Ya şimdi bir şey hani eleştirince boş boş mu konuşmuş? Ya biz de şey mi yapalım? Artık esprisini yapıyorlar ya Twitter'da. Forma alıyor, faturayı paylaşıyor. Evet, artık benim de konuşmaya hakkım var, para verdim diye. Bunlar, biz de yakında forma vereceğiz o zaman. Yani onun yerine konuşsak oluyor mu acaba şimdi? Geçen sene verdiğim formaları konuşuyoruz. Evet. Sen de konuş. Herkes çıksın konuşuyor. Böyle saçma sapan konular bence yanlış. Efe Şahin demiş mi? Vallahi tam sinir oluyorum şu para al para ver mevzusuna demiş. Ondan sonra transferleri de eleştirmiş. Cengiz Tuncel selamlar söylemiş. İyi yayınlar demiş. Bolu'dan selamlar var. Bu yıl şampiyon olur selam inşallah olsun, demiş. Cengiz Tuncel Tomane gitsin demiş. Allah'ım vallahi forvet yok aman, zaten. Aman. Yani yok, gitmesini gerektirecek bir şey yok. Tomane yok. Hazırlık maçlarında da iyiydi. İyi bir Tomane bu ligi kasıp kavurur. Bak mesela Asım Peker yazmış. Hani burada başkan sürekli saçma sapan konulara takılıyor. Ancak verdiği sözleri neden tutmuyor? Dünya yıldızları Samsun'a gelecekti. Gelen giden yok. Forma satılmıyor diyor. Yıldız futbolcu var da forma alınmıyor demiş mesela. Ve kombinleri almak için de kulüple savaşa girdik zaten. Zorla kombini aldık. Sistem yok. Yüksel Başkan sürekli para para. Samspor AŞ'ye kimse para vermek zorunda değil demiş mesela. Ya başkan orada şey demiş ya, çok ufak noktalara takılıyor diyor. Hakikaten çok, çok doğru küçük diyor, noktalara çok takılıyor doğru başkan. Diyorum ya, biri yazmış ya Cece işte başkanım, Cece 3 ay maaşını almadı onun için gitmiş. Başkan direkt şey yalan. 8 maç vermedi. Belki 8 maç yapıyor zaten. Belki 8 maç 3 aya denk geliyor. Yani atıyorum Nisan'ın son maçı Mayıs Haziran. Belki 3 ay. Yani ufak ayrıntılara takılıyor başkan. Ve kırıyor. Hakikaten kırıyor. Ben şunu samimiyetle söyleyeyim. Şu anda Samsun Spor 3'e 4'e bölünmüş durumda. Evet. Hiçbir menfaati olmayan, hakikaten takımını destekleyenler, İsmail Uyanıkçılar, Yüksel Yıldırımcılar ve Yüksel Yıldırımcı gibi görünmek zorunda olanlar. Camiye 4'e bölünmüş şu anda. Maalesef bu bölünmeyi de biraz başkanın bu şeyleri tetikliyor. Açıklamaları, tetikliyor. Bazı açıklamaları. Ya şimdi herkes zaman zaman şimdi tweet atıyor başkana. İşte başkan da işte olur olmadık her şeye cevap veriyor mesela. Hani her şeye cevap vermeye çalışıyor. Aslında verirken dediğin gibi bir kısmı savunayım derken bir kısmı şeyim de öbür tarafı yıkıyor. Geçen takım, geçen seneki takım çok mu iyiydi demiş yani, şimdi. Bunu o zaman Ertuğrul Hoca doğru söyledi. Ha yani. Hadi. Gece Ertuğrul Hoca işte, doğru haklı söyledi. Haklı adam o zaman. Adam haklı. Biz de haklıydık o zaman. Geçen sene. Bizi de yerden yere vurdu. Çünkü Ertuğrul Hoca ne dedi? Bu takım dedi. Süper yani, bu döneme kadar gelmesi en büyük etken bendim dedi. Biz evet. Burada Ertuğrul Hoca dedik. Demek Hoca, ki Ertuğrul Hoca haklı ya. O zaman. Sen ne diyorsun dedik ya. Hayırdır dedik yani ya. Ertuğrul Hoca. O zaman şimdi Ertuğrul Hoca'ya haklı çıkartan bir tweet atıyorsun. Ne gerek var yani? Ya diyorum ya ben... Yani Ertuğrul Hoca bu Yüksel Başkan'a tweetini alsa, paylaşsa, kendi yorumunu da koysa, aradaki fark ne diye sorsa kimse bir şey diyemez. Evet.
Ben günümün büyük bir kısmını sosyal medyada geçiriyorum. Ben bile her bana yazılan yoruma olumlu veya olumsuz yoruma cevap vermiyorum. Oğuz Kocaeli'yi dağıtmış abi. Çünkü Oğuz 11'deydi. Evet. Çok güzel bir gol atmış. 3 oldu o zaman. 3-3 olmuş. Hadi bakalım. orada. Sosyal medyada. 7-24 sosyal medyadayız. Elimizde telefon. Biri bize bir şey yazdığı zaman hemen geliyor. Ya bakıyorum. Olumlu da olsa, olumsuz da olsa herkese cevap yazmıyorum. Yani her şeyde cevap veriyorum. Bakıyorum bazen profiline kimmiş diye. Bakıyorum ki şey profil, kırmızı beyaz en büyük Samsun Spor. Kim olduğu belli değil. İşte profilin açılma tarihine bakıyorum 2020. Diyorum ki ya kim bilir kimdir. Boş ver diyorum geçiyorum. Başkan ama herkese cevap vermeye çalışıyor. Çok konuşurken çok hata yaparsın ya. Evet. Maalesef başkanın düştüğü durum bu. Kesinlikle. Sosyal medyada. Evet. Var mı yorumlar? Yok. Kemal Aktaş yazmış. Samsun'dan gönderdiğimiz Oğuz Kocaeli'yi dağıttı ve ne gol attı. Oğuz yani. Güzel bir gol attı o zaman. Herkes onu yazmış. İşte Kocaeli de iddialıydı şu anda. Bir de şu var. Ümraniye 10 kişi kaldı. 10 kişi kaldıktan sonra ikinci golü, üçüncü golü attı. Öyle de bir durum var. Direkt şaşırtıyor şu anda yani. Direkt kırmızı kart görmüş bir oyuncu. Evet, Oğuz Gürbulak attı. Burası da 0-3. Bu saatten sonra bu maçta da çok büyük bir değişiklik olmaz. Gelelim o zaman haftanın maçlarına. Şöyle yine arada güzel yorumlar veya sizlerden gelenler olduğu zaman tabii ki okuyacağız. Tabii ilk hafta haliyle takımlar yeni kuruldu. Düşenler, çıkanlar, bu ligde devam edenler, kadroyu bizim gibi hemen hemen yenileyenler falan var. Şöyle bir baktığımızda bu hafta keyifli maçlar da vardı. Belki her şeyi vermeyecektir bize takımların performansı ama bir ilk hafta performansı verecektir. Mesela Gençler Birliği Eyüp Spor maçı. Gençler Birliği küme düştü. Eyüp Spor yeni çıktı. Tabii Eyüp Spor'un kadrosunda işte Cenk Ahmet gibi, Umut Bulut gibi çok tecrübeli isimler var. Yalçın Kılınç bizden giden. Eyüp Spor Gençler Birliği'nin deplasmanında 4-2 mağlup etti. Bu maçta geçen yıl Samsun Spor'da oynayan Kerem Can, Gençler Birliği'nde Yalçın Eyüp'te ilk 11'deydi. Sezonun ilk golünü Umut attı. 2 gol attı Umut. Hatta Umut Bulut da kupa ve tüm profesyonel liglerde gol atan futbolcu olarak da tarihe geçti. Üçüncü ligde hiç oynamış mı? Oynamadı demek. İlk oynasa atardı. İlk kez oynamış oynasa demek atardı. Ve gol attı yani. Evet. 2 gol. 27 dakikada 2 gol attı. Çok da şık goller attı. Yani tam forvet bitiriciliği. Burada Umut'a söylüyorduk ya. Genel acaba yapmaya mı gitti? Diyorduk. Oynamaya mı gitti? Evet. oynamaya gitmiş. Gerçi Umut iki çok takımın profesyonel bir topçuydu yani. Yani evet. Stanku'yu almamak da belki de çok büyük bir artıya geçti şey. Stanku'nun adı da çok geçti. Hatta anlaşıldı diye Eyüp. Ama Umut Bulut da devam etti. Formada giydi hatta. Giydi. Olmadı sonra şu anda. Benim Gençler Birliği Eyüp maçındaki en büyük gözlem iki takımın da savunması çok kötü. Çok sıkıntılı savunmaları. Tabii daha ilk hafta her şey değişecektir. Gençler Birliği'nde Kerim Avcı, Eyüp'te de Cenk Ahmet hakikaten fark yaratan oyunculardı. Belki de haftanın en gol, belki de değil haftanın en gollü maçı İstanbul-Manisa maçı. Orgil hat-trick yaptı. İbrahim Yılmaz hat-trick yaptı. İki takım da karşılıklı. İki takımın savunması da evlere şenlik. Gollerin çoğu savunma hatası. Ama işte Orgil ve İbrahim bu yıl kendinden söz ettirecek gibi duruyor. Başkan Bandırma çok gollü maç izledi. Yüksel Başkan, Manisa Başkanı, İstanbul Spor Başkanı ve Eyüp Spor'un başkanı birlikte maçı çok izlediler. Acaba Orgil attıkça başkan keşke alsaydık demiş midir yani bilemiyorum ama güzel maç işte, oldu. Niye alamıyoruz? Orgil'i niye alamıyoruz? Geçen sene herkes diyordu ki Rodega'yı niye alamadılar? Rodega'nın yaklaşık 650 bin euro mu ne para istemiş? 800 bin euro istemiş. He. Biz 600 bin euroya Tomane'yi tercih ettik. Gerçi Tomane sakatlanmasa olur muydu da işte bunlar da hep öyle olsaydı da böyle olurdu da böyle olsaydı da. Aldın olmadı tutmadı işte. Yani bir 600 bin euroya belki 800 bin euro bu işi bitiriyordun belki geçen sene. İyi bir forvetle. Şu anda belki de Galatasaray'la biz oynuyorduk yani Giresun'un yerine. Aynen öyle. Şu anda Giresun Galatasaray maçı işte, da var. Niye alamıyoruz yani ne oldu da alamadık yani Orgil'i niye alamadık? Ya bunu sormak isterim mesela başkan. Niye alamadın? 50 belli bin euro üzerinden mi alamadın? Belli yani çok para istedi. Şimdi başkan diyor ki menajerler bizden fazla para istiyor. İster. Bu algıyı sen oluşturdun. Yok yok şu var ister. Mustafa Bey de onun pazarlığını yapacak. Bu iş böyledir yani.
Yani oyuncu ne kadar? 2 milyon. Abi biz geri çekiliyoruz olmayacak. Pazarlığını yapacaksın sen. Yani Mustafa Bey bu iş için ya, olmalı orada. Veya ya, adı örnek o veriyorum. Geldi aklıma ya. Transferde kim şey şeyse. Şimdi Beşiktaş Gezal'ı transfer, Rozier'i transfer ederken Galatasaray'la kapıştığı işte şununla ve 10 milyon 15 milyon rakamlar konuşuyor. Belki biri alacağı önce 3'e 4 aldı. İşte 3 ya, bu, milyon aldı. Bu iş böyle. Yani buna yapacak bir şey yok. Örnek veriyorum. Satış opsiyonunu alırsın. Anladın mı? Bir şekilde alırsın. Biz bütün futbol düzenini değiştiremeyiz bu saatten sonra. Yani kesinlikle böyle bir şey yapma şansımız yok. Yani bu anı oynamamız lazım biraz. Ya işte böyle bu yanlış. Yanlış mı yanlış? Eyvallah. Birinin almayacağı bir oyuncuya gelip oyuncunun değerini artırması yanlış mı yanlış? Yanlış. Ama bu düzeni komple sil baştan bizim tek başımıza kesinlikle bunu değiştirme şansımız yok. Yok. Ha buna ne olur? İçin belki bu lig için federasyon bir taban fiyat belirler. O fiyatın üzerine hiç kimse gelmeyecek. Ya onun da formülü bulunur Türkiye'de yani. Ya, biri yazmış ya. Asgari ücret de aldılar. Trabzonspor Galatasaray'a atılamıyor. Şeye, önce asgari ücretle futbolcu transfer ettiler. Fatih Terim asgari ücretle Galatasaray'a aynen çalıştı. Aynen öyle. Şey yazmışlar ya Messi için. Ya bu kulüplerde Barcelona'da hiç mi Türk yönetici yok? Bir bölümünü elden verselerdi, bir bölümünü bankaya yatırsalardı da limiti açmasalardı diye. Yani o da olsa bir şekilde ya, çözülür formül Türkiye'de de. Bir şey yok. Aynen. Ama işte insan yani böyle görünce yani şu Orgil'i yani çünkü seninle adı senle geçen evet. Futbolcuların işte bir çıkıp maçta hat-trick yapması daha ilk haftaki maçında çıkıyor ki Orgil Ankara Gücü'nden de zaten hani tabii bildiğimiz bir oyuncuydu. Şimdi insan o zaman diyor ki yani kardeşim Orgil ne istedi de Manisa verebildi biz veremedik. Evet. Niye pazarlık yapamadık? Orgil bu arada da Manisa Futbol Kulübü'nün birinci ligdeki ilk golünü de o atmış oldu. Evet. Yani burada ne istendi biz niye anlaşamadık? Evet. 50 bin fazla mı istedi? 100 bin mi fazla istedi? Dedin ki Mustafa Stopal'ın ne işe yarıyor o zaman? Yani gidip o pazarlığı yapmadı. Bu iş böyle iki menajer, ya. Mustafa Stopal'la Orgil menajeri girer, yan yana gelir, ne bileyim oturur, kıran kıran bir pazarlık yapar. Yani bilmiyorum şey, Mustafa Stopal acaba sadece imzaya mı gidiyor? Yüksel Başkan pazarlık yapıp? Yani ona mı paslıyor, başkanı mı paslıyor? Bilmiyorum yani. Ama yani onu, başkan ne diyor hep? Transferde yetkili. Yetkili diyor. Ama yetki sınırı ne? Git pazarlığı yap, düşürebildiğin kadar düşür, al gelme. Benim onunla ilgili sadece şey, isim vermiyor, bir iş adamı var ondan sonra. Ondan dinlemiştim onu mesela. Şirketinde adamın enteresan bir yönetim şekli var. Ben belki söyleyince bazı kişiler belki bilecektir. 1 milyona kadar hiçbir yatırıma evet hayır demiyor, kesinlikle yapın diyor. Ondan sonra 3 milyona kadar olan yatırımlarda bana diyor 24 saat mühlet verin diyor. 24 saat. Hmm. 3 milyon üzerindeki bütün şeylerde de kendi karar veriyor. Bütün bilgileri toplatıyor, kendi karar veriyor. Hiç kimse yönetimde dinlemiyor. Ama 1 milyona kadar olan bütün yatırımları yapın diyor. Sorunsuz diyor, yapın. Batarsa batar, çıkarsa çıkar. Hmm. Ama işte 1 milyonla 3 milyon arasında şeylerde 48 saat mi, 24 saat mi o civarda bir vakit istiyor düşünmek için. Ama diğer üstü rakamlarda sadece doneleri alıyor ve kendi kararını veriyor. İşte burada da mesela öyle. Yani Yüksel Başkan ne dedi Mustafa Topal acaba? Şu kadara kadar sen git konuş. Ya düşürebildiğin kadar düşür al gel mi yoksa ya da bana haber bana ver. Bana haber mi ver diyor. Yani bilemiyoruz. Bilemiyoruz. Evet, neyse devam edelim biz haftanın maçlarına. Denizli biliyorsunuz transfer tahtasını açamadı. Bu hafta sahasında Bandırma'yı konuk etti. 2-0 kaybetti. Bandırma kazandı 2-0. Gol attılar mı hatırlamıyorum ama ben iki isim not almışım. Kenny ve Remy. Hakikaten beğendim Bandırma'nın o iki yabancısını. Denizli bu durumda düşer. Zaten transfer tahtası da kapalı. Ne olur bilemiyorum ama Bandırma'da Kenny ve Remy hakikaten direkt insanın böyle gözüne çarpıyor. Tuzla Ankara Gücü maçı 1-1 bitti. Tuzla'da Eren Kartal, geçen yıl Samsunspor'da oynayan Eren Kartal 11'deydi. Pederson Tuzla'da hakikaten fark yaratabilecek oyunculardan birisi. Ankara Gücü'nde de Owusu ve diğer yabancısı Geraldo, çok farklı bir ismi var da formada da Geraldo yazıyor. İyi yabancılar. Yani Ankara Gücü'nün yükselecekse bu oyuncuların performansı da yükselecektir. Ankara Gücü ritim bulabilir, zaman içerisinde bulabilir. Tuzla zaten işte Pedersen olsun, işte Ahmet olsun, Mehmet olsun. Evet. 25. haftadan sonra Tuzla spor şeyini gösteriyor. Aynen. Rengini belli ediyor. Rengini belli ediyor. İşte isterse Pedersen bütün sezon boyunca 30 tane atsın. Yani fark etmiyor. Fark etmiyor. Evet. Keçiören Altınordu haftanın berabere biten bir başka maçıydı. Keçiören Eze'yi aldı. Geçen yıl Adana Demirspor'da oynayan iyiydi. Şeyde de
Şeyde Osman Stadı'nda oynuyorlar. Suni için yasaklandı mı? Öyle bir şey vardı ama. Yok yok. Keçiören Stadı'nda oynamadılar. Öyle mi? Osman Stadı'nda oynadılar maçı. Belki bakımda falandır statları. Bilmiyorum, ben kendi stadında oynadı diye aklımda kalmış ama. Ben baktım, özellikle Osman Stadı'nda oynamışlar maçı. Acaba bildiğim kadarıyla öyle bir şey çıkacaktı. Suni içimde daha oynanmayacak diye. Ben öyle bir şey okumadım. Bilmiyorum yani, çünkü baktım ya pandemi şartlarına uygun stadyum değil. Veya o da olabilir. Bir şey vardır ya, sezon başı. Bir yönetmenin baksın o arada, belki bir şey varsa Keçiören Altınordu maçına. Altınordu'nun kalecisi Ali Emre. Yine çıkartıyorlar işte bir kaleci. Yani bir kaleci daha hakikaten yetiştiriyorlar. Biri gidiyor, yeri hemen doluyor Altınordu'da. Çocuk, nasıl bir kaleci? Ne toplar çıkardı yani çocuk hakikaten. Hani karşı karşı iki tane çıkardı ya. Üç aynı tane. Aynı anda yani. Aynı anda. Vuruyor, kurtarıyor, dönüyor, vuruyor falan yani. Hiç hakikaten. Kaleci dedin o işte. Aynen öyle. Buluyorlar, yetiştiriyorlar da yani o çocukları işte yetiştiriyorlardı. Alttan yetiştiriyorlar. Balıkesir Bolu maçı. Bolu belki de tek kale top oynadı. Balıkesir de ligin transfer tahtasını açamayan takımlarından birisi. Bolu ya tek kale top oynadı derken işte uzun toplarla, duran toplarla tehlike yaratmaya başladı, çalıştı. Pozisyonları da vardı. Erkam Reşmen de 11'deydi Bolu'da. Saklanmış orada bir şey olmuş maç esnasında, çarpışmadan dolayı hastaneye kaldı. Evet, evet. Balıkesir'de iki tecrübeli isim, kaleci Atilla ve Anıl günündeydi. Atilla da iyi toplar çıkardı. Anıl da güzel bir gol attı. Balıkesir kazandı ama işi zor. Yani kimse Balıkesir'in kazanmasına aldanmasın. Keçiören Stadı'nda zemin yenileme işlemi tabii yapılıyormuş. Tabii bildiğim kadarıyla suni için yasaklanıyor. Ben öyle şey okudum çünkü. Suni için yasaklanıyor diye. Olabilir. Öyle bir şey okumuştum. Bakalım. Haftanın sürpriz sonuçlarından birisi Menemen Erzurum maçı. Hakikaten sürpriz. Menemen 2-0 kazandı. Ben Erzurum'un kazanacağını düşünüyordum. Gökhan Alsan ve Mücahit Albayrak 11'deydi. Geçen yıl Samsun Spor'dan hatırladığımız. Erzurum'da ilk 11'delerdi. Menemen 2-0 kazanırken yabancıları hakikaten yine başrolü oynadı. Raşit geçen yıldan kalan Raşit Bakanbi ve Tony Gomez. Tony Gomez ya gol attı ya asist yaptı zaten. Hakikaten çok yani buluyorlar bu yabancıları bir şekilde. 50'ye 100'e buluyorlar nasıl buluyorlarsa. Ciddi derecede fark yaratabilecek yabancılardan birisi. Bursa-Adana maçı 1-1 bitti. Adana öne geçti. Bursa beraberliği sağladı. İki takımın savunması da berbat ilk hafta itibariyle. Onun notunu almışım. Adana'da Celil adı bir dönem Samsun Spor'la da anılmıştı. Olmadı. Celil Yüksel çok efektif oynuyor. Sol bekleri Kadir'i çok beğendim. Yani hücumda çok fazla var. Golün asistini de o yaptı. Adana'nın attığı golü. Ben ciddi manada beğendim. Şöyle artı koymuşum bazı takımların yanına. Mesela Eyüp, Manisa, İstanbul, Bursa'nın yanına artı koymuşum. Yani bunlar bizim rakibimiz olabilir diye. Ankara Gücü'ye de yarımdan artı koymuşum. Yani şu anda tam hazır gibi veya geleceğe dair çok ciddi manada ışık vermiyor ama Bursa, Manisa, İstanbul kaybetmesine rağmen İstanbul ve Eyüp ben sezon açılışı olarak bu takımları ciddi manada beğendim ilk hafta itibariyle. Ama tabii daha ilk hafta herkesin alışma süreci olacak. Şimdi birkaç takımın savunması sıkıntılı dedik. Onlar aşılacak zamanla oyuncular oynadıkça ama. Transfer de var. Transfer de var. 8'ine kadar transfer de sürüyor. Belki biz de yapacağız transfer. Ama ilk haftanın özeti bu şekilde. Dediğim gibi özlemişiz de oturup maç izlemeyi, evet, not almayı falan. Biz de işte artık o heyecanı Cuma günü kendi sahamızda yaşayacağız. İkinci hafta itibariyle biz de başlıyoruz artık yeni sezona diyelim. Tabii bu yıl taraftarın da olması yayınlarımızı da yayınlarımıza da ayrı bir güzellik katacak. Maç öncesi belki de 2 saat öncesinden stada gidip oradan canlı yayınla atmosferi sizlere aktaracağız. Taraftarlarla röportaj yapacağız. Bu stat önü ve çevresindeki yayınları kaçırmamak için de hem Kanal 362'yi takip etmeyi unutmayın. Yine YouTube TV Kaya kanalına da ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. 3-0 şu anda Ümraniye Kocaeli maçı. Bu da sürpriz. Evet.
Bir de yani, şunu söyleyeyim, ben bir yayına girmeden 20 dakika izleyebildim maçı. Ümraniye kapanmış, kontra atakla çıkmaya çalışıyor. Oyun genelde Ümraniye'nin sahasında oynanıyordu. İşte İrfan Başaran, Yılmaz Özeren, onların önderliğinde bir baskı kurma çalışması vardı Kocaeli'den. Ama 3-0'lık sonuç, bir de 10 kişi kalmış rakibe karşı. Belki de sezonun en kötü senaryolu sezon açılışıdır belki de. Kesinlikle yani. Bizim vardı ya, Sancaktepe maçımız vardı ya buradaki, onun gibi yani. Beklentinin yüksek olduğu bir takımdan. Evet. Hani ben hep, ama geçen şeyde de söylemiş mesela, hani Ümraniyespor sürprizi seven bir takım sonuçta ama. Evet. Geçen yıl da ne galibiyetler almış. Ya Keçiören yani. Keçiören diyorum. Kocaeli maçı için yaptıkları sezon başı açılış gerçekten sürpriz yani. Evet. Hani Kubilay öne girdi mi? Bakalım Kubilay. Yoksa hala buharlaşıyor mu orada? Isınıyor mu hala? Kubilay 65'te 2-0 iken, 1-0 iken Bahattin girmiş, 2-0 iken de Kubilay girmiş oyuna. Ama onların da... Acelen bir hata yaptı aslında. Biz de Egipto sansiyonu topladı oraya. Ya İrfan, Yılmaz, Bahattin, Kubilay 4 tane oyuncu. Tabii ben birkaç tweet de okudum yayına girmeden önce. Ya işte İlyas... Madem Kocaeli'nde yedek oturacaktı, niye gitti gibisinden. İşte İlyas'ın da gitmesinin... Bunu sorarım başkanım. Işte. En büyük nedenlerinden birisi. Ben İlyas'la da konuştum bu konuyu. İlyas dedi ki, abi para pul benim için evet, önemli değil dedi. Yani parayı düşünmüyorum, bu yaşta parayı düşünmüyorum dedi. Ama orada ben bir türlü sevilemedim dedi. Kimse arkamda durmadı dedi. Biraz bundan dolayı... Gidersem bundan dolayı giderim demişti ve gitti çocuk artık ondan dolayı. Aynı şeyi ben de dediğin duydum. Gibi bu da sorulabilir başkana. Yani İlyas çünkü para deniyor işte, yok babası şu kadar para istedi, biz şu kadar para teklif ettik. Hani başkan da tweet attı, ben böyle. Evet. Ama bu işin gerçekten asıl sebebi para mı, yoksa işte dediğin gibi o söylemi başkanı ben de yani duydum ondan sonra. İşte yine başkana bu söyledi. Bu ailenin bir parçası olamadım. Evet. Lafı var öyle, mesela hani öyle. Taraftar bana sahip çıktı ama kulüp içerisindeki parça olamadım diye evet, bir serzenişi, sitemi olduğunu biliyorum. Ondan mesela sonra Bahattin Tak diye gönderildi değil mi parasını evet, istiyor? Tobani'yi niye gönderemedik? Ya da Tak diye Pulüman parasını verip niye gönderemiyor? Yani. Ya konuşacak. Pulüman'da şu saatten sonra ne bekliyor acaba? Ne takım bulamadık. Ne bekliyor? Pulüman bundan Nalini sonra bizim için hadi bakalım aslanım daha bu saatten sonra. Kim? Mehmet Hoca da Pulüman'ı tanıdığını demişti ya, öyle demişti. Şans vereceğini açıkçası söylemişti. Biz de umutlanmıştık. Ha. Demek ki kazanabilirse bu oyuncuyu ya idmanları almıyor. Ya almıyor dedim şöyle yani. Kenarda koştu. Şut atıyorlar ya Enes, Ali Kılıç. Ben bir en son gittiğim antrenmanda Enes, Ali Kılıç, Puluma dördüncü kaleci şut atıyorlardı. Hoca da taktik çalışıyordu işte diğer sahada. Gerçi hoca da ne yapsın? 30 kişi yani. Ne yapacaksın bu kadar adamı? Neyse. Başka şekillerde idame etmek lazım tesis içerisinde falan da yani. Ya çok hakikaten çok ilginç şeyler. Gülüyoruz ama ağlanacak halimize gülüyoruz ya aslında. Burada bak hani bunun kesinlikle mesela birkaç yorum var. Işte. Yani başkanın, biz burada başkanın parasını şunu bunu tartışıyoruz. Biz sadece yapılan ortada doğru gitmeyen bir evet, anlayış var. Evet. Yanlış giden bir sistem var. Biz bunu az yani böyle olabilirdi, böyle yapılabilirdi. Yani şimdi 80 günde Pulüman'a takım bulamıyorsa, Nadir'e takım Ahmet bulamıyorsa, Ahmet Ana, Enes'e göndermek isteyen oyunculara takım bulamıyorsa bir sıkıntı var. Problem var demektir, ciddi bir problem. Aldığın var oyuncuları demektir. Şimdi Esin Akay'ı, işte Hüseyin Öztürk'ü falan hoca beğenmiyorsa bir sıkıntı var demek. Sıkıntı var demek. Yoksa başkan istiyorsa Yasin Öztekin'e yılda 60 milyon lira versin. Bana ne, bana ya, yani beni ilgilendirmiyor. Bir şey değil. Ben sadece o kısmı nasıl şey yapıyorum. Yani evet, burada belki de Yüksel Başkan'ın cebindeki parayı savunuyorum. Evet. Diyorum ki gerçi Pulümane bu adam para verecek. Yazık adama ya. Yani 31 yazık tane futbolcuya maaş ödüyor şu anda ya. Yazık ondan ya. Ondan sonra işte başkan çıkıyor. Sonra da diyor kredi çektim diyor. Kredi çektim diyor. İşte 8 maç geç ödüyorum. Şöyle yapıyorum. Hani kendine göre bir sistem oluşturmaya başlıyor. Yani kendine göre değil aslında. Futbol dünyasında var olan sisteme başkan bizim yeni geçti. Hani öyle diyeyim ben, başka maça göre destek veririm. Yani bu futbol dünyasında var. 2 ay 3 ay takarsın futbolcuya. Bu futbolcu oyuncu nasıl olsa o maaşını alacağını bilir, primle ilerlersin. Primle ilerlersin. Bu sistem böyle bir yani, evet. Hani az önce senin dediğin gibi futbol dünyasına, yani Türk futbol dünyasına yeni bir sistem biz oluşturamayız. Bu bir sistem var. Tek başımıza başaramayız. Yani ne başkanlar, ne kulüpler kimler harcandı geldi, gitti kimler arada. Geçti yani. Hani kimler geldi, kimler geçti. Evet. Onun için ben burada başkanın parasını savunuyorum. Diyorum aynen ki, öyle.
Plümane bu adam para verecek. Ne bileyim Hakaj'a para verecek. Dari'ye verecek. Bu Nadir'e verecek. Enes'e verecek. Ona verecek. Buna verecek. E siz transfer komitesi ne yapıyorsunuz? Anladım. Yani Plümane Türkiye Ligi'nde veya hadi bilemedim Azerbaycan Ligi'nde falan topçu yani bir takım bulamıyoruz mu? Ne bileyim ya da işte gidin İsrail'e. Gönder yarısını ver ya. Bari. Hani yani. Maaşının yarısını verelim de yarısını bari versin. Hiç mi yani hali bir yok yani bir şey düşünemiyorsunuz yani. Ya da Plümane sizi önerdiğinizde hadi çalışmaya çalışınız. Ne gibi cevap alıyorsunuz? Evet. Aldığınız cevabı ben şu şekilde düşünüyorum. Demek ki olumsuz bir cevap alıyorsunuz. Peki siz transfer ederken nasıl bir olumlu cevap aldınız abi? Yani. Ya transfer ederken şey de kim Ertuğrul Hoca gitti ya Ertuğrul Hoca istedi. Ya şimdi bıraksın. Garip. Evet. Bir buçuk saat. Mesela Akın Yıldız yazmış. Beğenmediğimiz oyuncuların hepsi ilk 11'de oynuyor. Bir de gol atıyorlar yazmış. E doğru. Evet bu arada Galatasaray'da Giresun'a atmış. Ümraniye 9 kişi kaldı bu arada. Yani çok ilginç ya. Yani Vursayevic kırmızı kart gördü şimdi de. Direkt kırmızı kart gördü. Atilla Turan da kırmızı kart gördü. Daha maç izleyenler daha net vakıflar olaylara. Belki o anda bir şey mi yaşanmıştır bilmiyorum ama ya Ümraniye hakikaten haftanın sürprizlerinden. Yani Menemen Erzurum maçı, Kocaeli Ümraniye maçı bu maçlar haftanın sürprizi diyebilirim. Onun dışındaki maçlar olması gerektiği şekilde geçti. Yani berabere biten maçlarda hakikaten Tuzlu Ankara Gücü maçı goller geldikten sonra iki takım da artık beraberliği oynadı. Keçiören Altınordu maçı aynı şekilde. Keçiören çok pozisyonu vardı. Altınordu kalecisi çok çıkardı. Bursa Adana maçı çok tempoluydu ama çok pozisyon çok pozisyon yoktu kalelerde. Ama bu iki maç Kocaeli Ümraniye ve Menemen Erzurum maçı belki de haftanın sürprizidir diyebilirim. Dün de tabii Mehmet Hoca'yla konuştum. O da artık 7-24 çalışıyoruz dedi. Bir yandan maçlar var. Onları izliyor ekibiyle birlikte. Onlar analiz ediliyor. Bu anlamda da bir avantajı var şu anda hocanın. Yani önümüzdeki hafta Balıkesir'in 11'inden ciddi manada haberi var artık takımın. Tabii önceden de oluyordu bunlar ama şimdi artık göz önünde. Herkes oynadı maçlarını. Bakalım neler olacak. Biz de şöyle bir muhtemel 11 hazırladık. Verelim ekrana. Biz derken ben hazırladım aslında. Senin belki buna ekleyeceğin, çıkaracağın isimler olabilir. Ben böyle bir 11 düşündüm. Kalede Aykut, Ali Ülgen, Boli, Recep, Soner, Diomande, Hasan, Gökhan, bir tarafta Melih, bir tarafta Yasin ve Tomane 11'i düşündüm. Zaten iki olabilecek değişiklik kafamda var. Yani Ali Alaaddin de olabilir. Recep Barış da olabilir. Barış tam hazır değil şu anda diye Recep'i yazdım ben 11'e. Ali Ülgen'in yerine Alaaddin olursa da çok açıkçası şaşırmam. İkisi de o pozisyonda sağ bekte oynayabilecek oyuncular ama şu anda mevcut eldeki kadroya göre sahaya çıkacak 11 bu şekilde gibi geliyor bana. Tabii değişiklik olacaktır. Ya bu da sonuçta benim kendi gözlemim. Belki Osman oynayacaktır. Diomande olmayacaktır. Ben, ya. Olabilir yani. Ben şöyle düşünüyorum. Diomande, Osman, Melih, Çinari değişikliği olabilir gibi geliyor bana. Diomande, Osman, Melih, Çinari. Recep'i mi düşünürsün şeyde, süperde? Tabii tabii Recep. Değil Recep mi? Barış şimdi değil Barış. Şimdi Recep'le Boli ne dersen de tüm hazırlık maçlarında oynadılar. Oynadılar aşağı yukarı evet. Sezonun ilk maçı. Bir birliktelikleri var yani. Defansında riske edecek bir sıkıntıya evet. Girmesin. Önce bir oradan çıkarız. Bir tane Balıkesir sonuçta hani sana çok risk oluşturabilecek. Değil. Onun için. Dolayısıyla da hani Recep Boli ikilisiyle çıkarsın. Ve kendi sahandasın zaten. Barış'ı atabilir sonradan. Sonra da atabilirsin. Çünkü yani sonra da maç tecrübesi de kazansın. İhtiyacımız da var tecrübeli bir oyuncu. Diomende'nin ben hani Osman'dan yana hocanın tavır takınacağını düşünüyorum. Niye? Mehmet Hoca Osman'a hazırlık maçlarında takip etti mesela. Çok büyük bir sorumluluk yüklemiş durumda. İyi de oynadı Osman. İyi de oynuyor. Hazırlık maçlarında iyi. Hem ileri geri alışverişine, geri defans ve birinci bölge hem üçüncü bölgeli sürekli atmasın seni Hasan'ı, Hasan'ı öne atmasın Gökhan'ı yer. Ya bak ben açık söylüyorum. Osman diyor şey Osman olabilir. Diyor Hasan bak, gibi. Bana göre yani yok bence zor bir ihtimal de. Ben Gökhan Karadeniz'in hani bir maç, iki maç, üç maç böyle devam ederse kesinlikle kesik yiyeceğini düşünüyorum. Hasan Kılıcı oraya monte eder abi. Evet. Anladın mı? Hani çünkü ya Gökhan gerçekten verim yok Gökhan'da.
Gökhan'da verim yok ama bütün hazırlık maçlarında oynadı. Hücum organizasyonları hep Gökhan üzerinden kuruldu. Bu da bir gerçek. Hoca Gökhan'a güveniyor. Ya hoca ya Gökhan'a elbette. Tabii burada Gökhan'ın edesin. Alternatifi kim? Vukan mı? Tam aslında Sabi Vukan çevir. Da değil onun Sabi alternatifi. Ya yani işte Yasin'i belki atabilir. Akyüz olabilir. Yani Akyüz'ü atabilir. Akyüz'ü atabilir. Doğru. Her şey olabilir ama ben böyle bekliyorum. Ya ben yani kadrona katılıyorum. Çok da hayır, macera ama. Çünkü Mehmet Hoca da çok böyle macera hayır. arayan bir teknik adam değil. Yok işte Diomen de daha yeni takıma katıldığı için olabilir, Osman'la olabilir. Hani başlayıp Diomen de ikinci yarının başlarında falan hani olabilir. Gökhan yorulursa Gökhan'ın yerini alıp Hasan'ı ileri atıp olabilir. Hani bir şekilde şemal çevirebilir. Çınar'ı belki maç tecrübesi yavaş yavaş alsın diye başlayabilir ki dediğimiz gibi Balıkesir henüz transfer tahtasını açamadı. Açsa bile bu saatten sonra kaç kişi gelecek hemen oynayacak değil bizim maça kadar. Ama Çınar'ı o dakika 30'da o topla koşmazsa o topla. Sıkıntı. Bugün diyorum bu hafta onu söyleyecektim bak unuttum. Cenk Ahmet'in attığı gol var hatırlarsınız. Herkes izlemeyen de lütfen izlesin. Hakikaten böyle ders niteliğinde bir gol. Uzun top atılıyor. Cenk Ahmet abi çok tecrübeli bir isim. Bir baktı kaleci önünde yaklaşık 30 metreden falan. Ayağının üstüyle aşırtmayı vurdu, attı golünü. Aynı işte bizim Giresun'da oynadığımız hazırlık maçında Çınar'ın pozisyon dediğimiz pozisyon. Çınar da orada topu aldı. Savunmayla arasında mesafe vardı. Baktı ki gidemeyecek. Savunma da kendisine yaklaşıyor. Oradan topa vurdu. Taça gitti neredeyse top yani. İşte aradaki fark bu. Çınar'ı temposuz bir ligimiz için. Ama artık hocanın dokunuşu ne getirir bize bilemiyoruz. Son kez yönetmemden rica edeyim. Versin yine bizim muhtemel kadromuzu. Cuma günü de yine artık biz de maç havasına gireceğiz. Gün boyunca hem stat çevresinden yapacağımız yayınlarla Yılport Samsun Spor, Balıkesir Spor maçının heyecanını sizlere aktarmaya çalışacağız. Hatta Caner de burada olacak. Belki de değil, maç sonu bir yayın yapılabilir. Sıcağı sıcağına da güzel olur. Belki biraz geç olur ama 8.30'da maç, 9.30, 10.30 yani 11 gibi bir yayın başlayabiliriz. Bunun da eğer böyle bir düşüncemiz oluştuğunda sizlere muhakkak duyururuz. Alper teşekkürler. Güzel de bir yayın oldu. Evet, ben teşekkür ediyorum. Var mı son okuyacağın yorum, ekleyeceğin bir şey varsa onları alalım. Yavaş yavaş noktalayalım. Levent Tak yazmış. Bahat'tan sonra başkanın forvet fobisi oluştu diye. Forvetlerle ilgili bir fobi. Ümraniye maçında 3-0 bitti. Ümraniye Spor deplasmanında Kocaeli Spor'u 3-0 mağlup etti. Galatasaray'da Giresun deplasmanında. Gerçi bizim ligimizle alakası yok ama oynanan maç diye söylüyorum. Galatasaray ne yapmış? 2'ye attı Giresun'a. İlk yarı bitiyor. 2-0 şu an. Giresunlar bana kızmasınlar ya. Şu da var. Bizle oynanan hazırlık maçından sonra yaklaşık 6-7 tane oyuncuyu gönderdi Giresun Spor. Demek ki bizim orada gördüğümüzü herkes gördü ki yani Nalepa'ya bile takım bul dediler. Takım yani bana gerçi Giresunlar çok şey yaptı arkadaşlar yani kızmasınlar da hani o takımla, belki bu takımla o takım Süper Lig'e belki yeni takviyelerden sonra bir şey olur bilemeyiz ama o takımın Süper Lig'e götürme şansı. Herkes bizi anlamıştır. O 6-7 tane oyuncu gönderildi yani o takımdan. Demek istediğimizi herkes anlamıştır. Gerçekçi yani. Olmak lazım bazı şeylerde. Evet. Yani yalandan yere hani tamam kendi takımındır sahip çıkarsın, eleştiri yaparsın ama yani onların atmış olduğu bir şey vardı, paylaşım vardı. Ya bir işte o da taraftan sayfasının attığı bir şey. Ama ondan sonra ben de karşılaşma izleyeni. Hatta sonradan birkaç Giresun'la bile tweette sohbet ettik. Şey yaptık mesela. O takımın Süper Lig ayarında bir takım değil. Değil. Yani o futbolcuya takıma demem. Şehre demiyorum yani. Takımın. Abi şehir Karadeniz'in güzel şehirlerinden birisi. Yeni müthiş. Hakikaten çok beğendim ben Giresun stadını. Statları mükemmel. Çok güzel bir stat yapılmış ama işte sahadaki takım ona çok uygun yani, bir takım değil ki onun da şeyleri başladı. Mesela işte. Eren Tozlu'yu gönderdiler mi mesela? Gönderdiler Eren Tozlu. Kafa listenin başına yazarım. Tabii. Eren Tozlu, Nalepa, yani, birkaç tane daha Türk oyuncu onlar hemen gönderdiler. Eren Tozlu'nun en fazla oynayacağı lig, TFF birinciliktir yani. Tabii. Süper Lig'de yemez. Yaşı yani, da geldi artık. Yemez. Yani, evet. Hiç kusura bakmasın yani hani orada bizim sahada gördüğümüz, izlediğimiz ya o takımın sezon sonunu getirme şansı yok yani. O mantıkla. Evet. Yoktu yani. Evet.
Herkese teşekkür ediyoruz. Futbol 55 zaten yaz ayında da devam ediyordu. Sezonu da bugün artık sezon açılışıyla birlikte yapmış olduk. Cuma günü İlpor Samsun Spor sahasında Balıkesir Spor'u konuk edecek ve takımımız da sezonun ilk maçına çıkmış olacak. Bildiğiniz üzere ilk haftayı bay geçmiştik. Bu maçın tüm heyecanını stat önünden ve çevresinden yapacağımız röportajlar ve yayınlarla Cuma günü sizlere aktaracağız. Lütfen YouTube TV Kaya kanalına ücretsiz bir şekilde abone olmayı, Kanal 362'nin ve Halk Gazetesi'nin de sosyal medya hesaplarını beğenip takibi almayı unutmayın. Cuma günkü yayınlarda görüşmek dileğiyle herkese Samsun'dan mutlu geceler.